Allahu billahi şeytan olacağı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkelt ve ileyhi Bu haftada mutat üzere sorulara cevap vereceğiz. İlk sualini sor bakalım Abdülaziz Bey. Eee üstadım Ferruh Ceritoğlu isminde bir şahıs. Kırşehir mebusu Rıza Bey'in İstiklal Mahkemesi ile asılan diye yazmış. Asılsız suçlamalarla asıldığına inandığımız Kırşehir eski milletvekili amcamız Rıza Silsüpür'ün yeğeniyim. Sadece mezar yerini göstermeler için kuzenim tarafından meclise bir dilekçe verildi ve Şubat ayının 13'ünde de Hürriyet gazetesinde meclis asılan vekilinin mezarını arıyor şeklinde çıkan bir haberde merhumun Şeyh Said ile işbirliği yaptığı zamanın en zengin ailelerinden Cerit Silsüpür aşiretinin beyi olduğu halde bir köyü adamlarınca gasp ettirdiği şeklinde ki bizce asla astarı olmayan suçlamalarla asıldığı yazıldı Hürriyet gazetesinde. Bu haber vatansever bir aile olarak çok ağrımıza gitti. Neden asıldığı hakkında da fazla bir bilgimiz yok. Ee, bu konuda bir malumat i̇stiyor. istiyor. Kırşehir mebusu Rıza Bey Milli Mücadelenin gerçek kahramanlarından biridir. Benim yazmak istediğim 30 seneden beri kafamda olan insanlardan biridir. Ali Şükrü Bey'i yazmasaydım. Kimse Ali Şükrü Bey'in ehemmiyetini de mağduriyetinin dehşetini de bilmeyecekti. Tabir caizse biz ona Fethi Gemuhluoğlu'nun tabiriyle bir bası badel mevt yaşattık. 70'li yıllarda onu yazdım. Fakat onun gibi mağdur ve mazlum ve gerçekten milletin tanıması gereken başka insanları da o zaman planıma koydum. Lakin fırsat olmadı. Bu biyografisini yazmaya ve millete tanıtmaya niyetlendiğim adamlardan biri meclise vurulan Deli Halit Paşa'dır. Birisi Çerkez Etem'dir. Birisi de bu mübarek şahsiyetti. Rıza Bey bugün fırsat oldu hiç olmazsa gerçek bir milli mücadele kahramanıdır. Nasıl kalleşçe alçakça yok edildiğini, imha edildiğini hem de kendilerine iyilik ettiği insanlar tarafından dehşetli bir nankörlükle idam edildiğini kanuni şartları zorlamamaya, fazla zorlamamaya çalışarak anlatmaya çalışacağım. Çünkü Rıza Bey hakkında söylenecek sözlerin bir zarure, putlaştırılmış bazı şahsiyetlere dokunması kaçınılmazdır. Rıza Bey Osmanlı Meclisi Mebusanında Dan Ankara'ya müntakil bir adamdır. Rıza Bey Mustafa Kemal'e şu iyiliği yapmış bir adamdır ayrıca. Padişah'tan ferman-ı alıp da İngilizlere karşı gösterilen zahiri sebep Samsun ve havalisindeki asayişsizliği yerinde görüp gerekli tedbirleri almak suretinde formüle edilen talimatname ile Anadolu'ya geçtiğinde bir tabii Samsun'a çıkacaktı. Trabzon'a çıkamazdı. Vazifesi öyle görünüyordu. Fakat kafasında bir plan ve program yoktu. Ne yapacağını bilmiyordu. Yahut kesilemiyordu. Bu da normaldir. Size geçen derslerde anlattığım gibi, Samsun'da bir buçuk gün, Havza'da 22 gün, genel Budiyeni ile mülakatını ve bu mülakat neticesi olarak Lenin'den bir teyit beklediğini. Bu sebeple 22 gün havzada kaldığını anlatmıştım hatırlayınız. Bu mesele hallolunca Lenin'den beklediği teminat teyit gelince Amasya'ya geçti. Amasya'dayken Erzurum Kongresi'nin Amasya'ya ulaşan davetiyeleriyle karşılaştı. Anladı ki burada bir toplantı var. Oraya da yetişeyim. Bakın. Size burada bir tarihi gerçek söyleyeyim ki bu hususta sadece kemalist kalemşörler değil Müslümanlar bile yanlış beyanda bulunmuşlardır. Ez cümle Necip Fazıl Bey. Sultan Vahidettin Kat'iyen ve beten. ...Yunan'a karşı bir harekat askeriye yapsın diye... ...Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermiş değildir. Ya da şöyle söyleyelim. Göndermesinin sebebi Yunan'a karşı bir mukavemet teşkili değildir. Yunan daha İzmir'e çıkmadan önce... ...Sultan Vahidettin Mustafa Kemal'e bu vazifeyi vermiş. Mustafa Kemal oyalanmıştır. Harp tarihi vesikaları genel kurmay yayını olan harp tarihi vesikaları bunun delilleriyle doludur. <laughs> Bahsi uzatmak için bunun teferruatına girmeyeceğim. O halde ne vazifeyle göndermiştir? Teklif şartları belli olmaya başlayan sevr muahide-i sulhiyesinin islahına medar olacak protos hareketleri için. Bak bu noktayı yorun. Bu vazife verildikten sonra Yunan'ın İzmir'e çıkması burada söylemeyeceğim bir sebeple, söyleyemeyeceğim bir sebeple Harp Tarihi Vesikalarının birinci cildi de bu. Burada Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderişinin itibaren bütün vesikalar derc edilmiştir. Bunu okuyanlar görür ki genel kurmay yayınıdır. Şaka değil. Vesikaların asli büyüklükleriyle renkli ise renkli, büyükse böyle katlanarak içine konacak tıpkı basımı yapılmıştır. Mustafa Kemal'in oyaladığını burada görürsünüz. Efendim karargahım karargahı fevkalade adlı olunarak muhassasatımın yani maaşlarımızın ona göre verilmesini aynı bugün Güneydoğu'da çalışanlar muzan maaş alıyor kabul ediyorlar. Şunu 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 şunu, şunu ya ver verirseniz giderim. Veriyorlar gene bir şey çıkarıyor. Üç tane binek otomobili verirseniz giderim. Bunlar hep oyalamadır. Bir pazarlığın neticesini görmek içindir. Şu kadar söyleyeyim. Gerisini zihninizde siz tamamlayın. Yunan 15 Mayıs'ta İzmir'e <laughs> çıkmıştır. Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta gemiye binmiştir. Hatta belki daha da oyalanacaktı da kendi nutukta diyor ki <laughs> Rauf geldi İngilizler seni tevküp edecek kaç dedi. Güya kaçmış. Halbuki burada vesikası vardır İngiliz müzesiyle gitti işgal kuvvetlerinin vizesiyle gitti. Bu muammaları zaman zaman çeşitli vesilelerle çözeriz. Rıza Bey'i anlamanız için işin biraz evveliyatını bilmeniz lazım. Amasya'da Erzurum Kongresi'nin davetiyelerini görünce burada bir toplantı var. Bir faaliyet sahası var. Kendine de verilen vazife protesto hareketleri yapmaktır ya. Çünkü sev teklif edilmeden evvel Avrupa gazetelerinde çıkan yazılardan bunun çok kötü şerait ihtiva edeceği anlaşılıyordu. Buna karşı hükümet hazırlık olarak bir şey düşündü. Yani Anadolu bunu hazmetmiyor. Sulh takarrur etmez. Şartları değiştirin. İslam'a medar olsun diye. Budur esası ben. Yunan işi sonra çıkmış. Mustafa Kemal Amasya'dan bastırmış Erzurum'a gitmiştir. Erzurum'da aleyhine dehşetli bir propaganda yapılmıştır. Çirkin bir propaganda. Gene söylemeye dilim varmıyor. Kazım Karabekir diyor ki Kadı Raif Efendi'dir. Erzurum Kongresi'ni toplayan adam. Raif Dinç Kök sakalı göbeğinde bir adam onu çağırdım dedim ki hoca ben de subayım bir Osmanlı paşası için böyle sözlerin söylenmesi beni rencide ediyor bunu önle bunu Karabekir söylüyor ama önlemekle kalmıyor Erzurum Kongresi'nin her kez her delege 153 delege ile toplanmıştır. Bakın burada da size garip bir şey söyleyeyim. Sivas 37 delegedir. Sivas bir göstermelik iştir. 37'nin 19'u kendi yaveri. Bir de kendisi 20. Dörtte Sivas Delegesi 24. Öbürleri de geçerken İstanbul Delegesi mesela İsmail Ami Danışmen, İsmail Fazıl Paşa. Ya burada da bir toplantı oluyor ona da katılalım yol üstü diye. Uyduruk bir kongredir Sivas. Erzurum böyle değildir. Her vilayeti iki kişi temsil eder. Bazı büyük vilayetleri daha fazla Mesela Karadeniz'de kazalar da birer adam temiz. Sürmen delegesi hayırdır, of delegesi ayrıdır vesaire. E bu temsilen girecek? Vilayat-ı Şarkıya Kongresidir. müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti'nin tertip ettiği Vilayat-ı Şarkıya Kongresidir. Bitlis'in bile adayı vardır. İyi de Mustafa Kemal ve Rauf Bey nereden gösterilecek? Kazım Karabekir'in baskısıyla iki delege istifa ettirilmiş. Onların yerine kongreye dahil edilmiştir. Erzurum'da kongrede dehşetli bir muhalefet görmüştür. Kadir Bey'deki beyin hatıralarını okuyanlar görürler. Biz bastık onu. Yani askeri üniformayla buraya katılma. Bize baskı yapıyorsun. Bugünkü gibi askeri vesayet seziyorlar. Bunu reddediyorlar. Orada istediği hakimiyeti kuramadığı için Sivas'ta ikinci bir kongre toplamasının sebebi Mustafa Kemal'e hiç söz vermek istemeyenler delegelere karşı Sivas delegesi Fazlullah Moral Mustafa Kemal'i müdafaa etmiş. Yani bırakın konuşsun vesaire reis olsun müdafaa etmiş. Bu yakınlıktan dolayı paşam nereye gideceksin bilmiyor. Bize gel. Sivas'a bunun için döndü. Sivas'taki kongreden sonra nereye gideceksin gene bilmiyor bir planı bir programı yok. Hadisata göre teşekkür edecek. Gayet tabi Çünkü o da biliyor ki Samsun ve havalisindeki asayisizliği yerine görüp tedbir almak uydurma bir vazife. Samsun'da İngiliz işgal kuvvetleri var. Seni çalıştırırlar mı orada? O bahaneyle İstanbul'dan çıkarmışlar onu. O zaman Ali Fuat Cebesoy'un babası İsmail Fazıl Paşa. İsmail Ami Danışment'le birlikte İstanbul Delegesi olarak Erzurum Kongresi'ne katılmışlardı. İsmail Fazıl Paşa Selanik'ten çocukluğunu biliyor Mustafa Kemal'in. Cebe Söyle çocukluk arkadaşıdır. Cebesoy'un kitaplarından birinde adı arkadaşım Mustafa Kemal'dir. Çocukluk arkadaşıdır. Her ahvaline vakıftır. Onun babası İsmail Fazıl Paşa diyor ki sen bu Sivas'ta kalsan ne yaparsın hiçbir şey yapamazsın. Benim oğlum senin de çocukluk arkadaşın Ankara'da 20. Kolordu kumandanı. Onun yanına git. Askersiz bir şey yapılmaz. Kendisi de asker paşa. Oğlu da paşa. Ve Mustafa Kemal'in arkadaşı. Ali Fuat Cebeso ile muhabere ediyorlar. Ali Fuat Cebeso hay hay ben arkadaşım gelsin beraber çalışırız diyor. Ama Erzurum'a gittiği hengamda İngilizler sanki Anadolu'ya geçmesine gaflet etti, müsaade etmişler gibi Anadolu'da tekevvün edecek olan harekatı ı milliye ile İstanbul hükümetinin arasını açmak ve İstanbul hükümetini kendisiyle beraber Mustafa Kemal'de kendi işgale karşı, Yunan'a karşı göstermek için bir manevra yaptılar. O vesikalar buradadır. Eğer bu meseleyi bir derse hasredebilsem bunları okurum buradan size. Diyorlar ki niye gönderdiniz Mustafa Kemal'i? Sanki bilmiyorlarmış gibi. Hükümet diyor ki size bildirdik ya Samsun ve havalisindeki Ağsa istediği yerinde görüp tedbir almak üzere. Tuhaf şey diyor. Eline verdiğiniz vesikada İngilizce cevap veriyor. Maraş ve ayın tabı selayeti dahiline koymuşsunuz. Ben o selayetnameyi de yayınladım. Samsun'la Maraş'ın Antep'in ne alakası var? Üçüncü ordu müfettişi diyorsunuz. Üçüncü ordunun Samsun'la ne alakası var? Hükümet diyor ki efendim üçüncü ordu lav oldu da onun kıtaat askeriyesi, bakıyesi ikinci orduya intikal ettiği için onları da teftiş etsin diye yazdık. Ünvanı değiştiriyorlar. Üçüncü ordu bakıya kıtaatı müfettişi. Daha önce sadece üçüncü ordu müfettişi. Mirliva Mustafa Kemal. İngiliz bunları yutmuyor güya. Hepsi plan. Siz diyor imzaladığınız Mondros Mütarekesini henüz serv ortaya çıkmamış. İhlal için bunu Anadolu'ya gönderdiniz. Çağırın onu geriye. Çağırırdın, çağırmazdın. İngilizler burada halka zulmediyorlar. Bir kitap vardır belki elinize düşer Rus ateşi diye. Bunun adı şaşırtmacadır bu Rus ateşi adını taşıyan kitap aslında İngilizlerin işgal zamanında sivil halka yaptığı zulümleri anlatır. Yazan mahsus böyle isim koymuştur. Belki İngilizlerden çekindiği için. Sokakta bir adamı yakalıyorlar cebinde bir çakı. Çakıyı şuraya koyuyorlar vuruyorlar bak uzun kanıyor burası. Hükümet diyor ki niye zulme diyorsunuz bu halka durup dururken? Bıçak çakı cebinde taşımak bu halkın örfüdür. Siz bizim dediğimizi yapmazsanız her gün böyle yüzlerce vaka yapacağız. Tamam çağırıyoruz. Şurada bir vesika var. Şu hadise üzerine Harbiye Nazırı'nın kalemi yazıyor ki İngilizlerin baskısı üzerine seni çağır, geri çağırmaya mecbur olduk. ilk vasıtayla gel. Nazır bu yazıyı görünce bu mudur şimdi işaretle senin bu değil. O İngilizlerin baskısı üzerine daire için aldı. ve bunu sarıklı mücahitlerde 66 senesinde yayınladım. O sözü daire için aldı. Ve dedi ki ya biz burada hükümetiz işgal altında da olsa düşman emretti onun için seni çağırıyorum demek çirkin bir şey bizim için zül. Bunu değiştir. Ama mavi kalemle o ibareyi daire için aldı. Hükümet mukarreratı icabı geriye gelmen gerekiyor. İlk vasıtayla gel. Ama bu çekilmeyen telgrafta burada kaldı ve burada yayınlandı. O da bu cildin için dedi. Yani Mustafa Kemal'in geriye çağırmasının İngiliz isteğiyle olduğu ilk ihtilafta böyle başlamıştır. Genel şu yayınıyla sabittir. Mustafa Kemal istifa etmiştir. Şimdi Sivas'tan Ankara'ya gideceğiz zaman hükümeti dinlememiş onun geriye gel emrini dinlememiş bir adam sıfatıyla Ankara valisi Muhittin Paşa onun Ankara'ya geleceğini öğrenince asla hükümetin emrini dinlemeyen asi bir memuru burada çalışmasa ben müsaade etmem diye dayatmış. Ali Fuat Cebesoy da bir kolordu kumandanı ama <laughs> harp bitince iaşe ve ibate güçlükleri sebebiyle askerin çoğunu terhis etmiş. Kolordun adı var sanı yok. Cüzi bir kuvvet var elinde. Muhittin Paşa Refi Cevat Ulunay'ın babasıdır. Refi Cevat da babasının yolundan giderek milli mücadeleye muhalefet etmiştir ve 150'likler listesine girmiştir. Birisiniz. Muhittin Paşa Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmesini kabul etmeyince Ali Fuat Cebesoy Kırşehir Mebusu Rıza Bey'e rica etti. Gel buraya. Buyur paşam. Rıza Bey sen güçlü bir aşiretin reisisin. Cerit aşiretidir. Çocuk yanlış söylüyor. Ceridoğlu soyadını almış. Cerit bir Oğuz boyudur. Kırşehir'de Ankara'nın bir kazası var. Nedir orası? O zaman orası. Ama sonra Kırşehir'e katıldı. Yok Kırkan. Keskin. Keskin. Esas bunların yeri Keskinlidir. Kırşehir mebusu Rıza Bey bir aşiret reisi, Cerit aşireti reisi. Yani Cerit oğlu bundan almış olduğu anlaşılıyor. Aile Sil Süpür soyadını almıştır. Sil Süpür. Demek ki öyle bir lakapları varmış. <laughs> Onu soyadı olarak almışlar. Padişah benim arkadaşım Mustafa Kemal'i vazifelendirmiş. Biz onunla burada birleşeceğiz. Vatana saldıran Yunan'a karşı elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İttihatçıların adamı olan bu vali buraya gelmesine müsaade etmiyor. Gözün olayım sen kalabalık bir aşiret değilsin. Bu işi sen hallet. Belki kendisi de çekiniyor hükümete karşı. Hükümetin adamına böyle bir muamele yapar da hükümete o da Mustafa Kemal gibi muhalif vaziyette düşer diye her nedense Rıza Bey'e rica ediyor. Rıza Bey baş üstüne paşam diyor. Muhittin Paşa Çankırı yolunda tenezzühe çıkarmış. Allah bin kere belasını versin bu lisanı böyle rezil edenlerin. Almanca bilenler bilirler. Şipaziren gang der. Ufak bir gezinti. Bunun Türkçesi tenezzühtür. Sizin şimdi taksi dediğiniz arabalara benim gençliğimde tenezzüh arabası denirdi. Çünkü bunlarla gezinti yapılır şehir içinde. Buradan Ankara'ya gidilmez. Paşa, Muhittin Paşa tenezzühe çıkarmış at Çankırı yoluna akşam üzere. Rıza Bey pusuya yatıyor adamlarıyla, silahlı olarak. Paşanın yanında bir tane iki tane muhafız var. Rıza Bey'in arkasında bir aşiret var. Rıza Bey pusuya yatıyor. Aniden paşanın önüne çıkıyor, silah dayıyor. Paşayı teslim alıyor. Ellerini bağlıyor. Mevcutlu olarak, mevkufen, eskiden böyle dedi, şimdi tutukluk, tutuklu. Elini mi tutuyor, ne yapıyor? Harekat serbestiyeti men edilmiş vaziyette. Tevkif edilmiş olarak bunu Bolu'ya kadar derdest ediyor. Defol git seni burada vali olarak görmek istemiyoruz. Bu sefer canını bağışladım bir daha sefer kelleni koparırım diyor. Muhittin Paşa İstanbul'a dönüyor. Mustafa Kemal Ankara'ya bu sayede gelebiliyor. Size tarihi bir gerçek söylediğim. Bunu canlı şahitlerin hatıralarıyla da teyit edebilirim. Uzar Bayız. Mesela bir iki tane kaynak size söyleyeyim. Halde Edip adı var. Türk'ün Ateşle İmtihanı isimli eserinde. Şurada Sultan Tepe'de Özbekler Tekkesi'nde. Bu tekkenin şeyhi Kuvayi Milliye karargahı gibi çalışmış milli mücadelede Anadolu'ya kaçacak insanları tekkede toplar emniyet altında Alem Dağı'ndan aşırır buradan kaçırırdı işgal zamanı. Şeyh Ata Efendi bu tekke milli mücadele boyunca birçok adamı kaçırmıştır. Mükafeten Sonradan bu tekkenin kitabesi çimento ile sıvanmıştır. 50'li yıllarda bu sıvanmış kitabeyi ben gördüm. Her neyse Halide Edip adı varla kocası Adnan Bey de Anadolu'ya geçirilmek üzere orada beklerlerken Halide Edip diyor ki kapı açıldı. Heybetli bir adam eğilerek içeriye girdi. Devasa bir adam. Bu adamın boyu 1.95'tir. Resmini göster. 1.95. Dehşet bir adam. Eğilerek girdi kapıdan içeriye. Adana dedim ki Halde Edip diyor kim bu adam? Bu böyle insan azmanı gibi bir adam kim bu? kulağıma yavaşça dedi ki bu meşhur kırşehir mebusu Rıza Bey'dir o meşhur adam. O zaman da meşhurmuş demek Halde Edip böyle söylüyor. Rıza Nursa asılmasının iç yüzünü o kadar aşikar söylüyor ki ben burada o kadar açık söyleyemeyeceğim. Çünkü milletvekilinin biri Kemalist diktatörlük dedi diye kıyamet koptu daha dün. Hala kap bulaşığı gibi Kemalist taassubu bazı kafalarda devam ediyor. Siyasilerde, adaletçilerde hep bu var. Siz benim söylediğimden Söylemediğimi de anlayacak ferasettesiniz. İttekû min ferasetel müminin fe innehu yanzuru bi nurillahi teala. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki müminin ferasetinden korkun. İttekû min ferasetel müminin fe innehu yanzuru onu hakkak bakar bi nurillahi teala Allah'ın nuruyla bakar. Bu ölçüyle siz söylemediğimi de anlayacaksınız. Rıza Bey bu iyiliği yapmış olan adam. Mustafa Kemal onun sayesinde Ankara'ya gelmiş. Fakat Ankara'da ne yapacak? Rauf Bey memur etti. Burada size bir tarihi gerçeği daha azıcık üzerine örtüsünü açarak anlatayım. Rauf Bey'i meclis yenilendi. İstanbul Meclisi Mebusanı. Rauf Bey buraya Sivas Milletvekili olarak Mustafa Kemal'in talimatıyla katıldı. Ve bu meclisi o kahraman bildiğiniz Rauf Bey, bak Çerkez Etem için bir şey demiyorum. O da Çerkez. Benim kavmiyetle alakam yok o beğendiğini Zavuf Bey, Hamidiye kahramanı sandığınız Zavuf Bey, İngilizleri İstanbul Meclisi mebusanını basmaya mecbur etti. ikna etti. Ta ki bu meclis Ankara'ya gider de Mustafa Kemal'in etrafında toplana siyasi faaliyet merkezi Ankara. ikinci Ankara'nın zuhur şansı da Rauf Bey'in ihanetiyle oldu. Bunu kendisi hayattayken Rauf Orbay Hatıraları ve Söyleyemedikleri isimli kitapta bulabilirsiniz. Bu bir röportajdır. Ben hayatımı tehlikeye koyarak İngilizlere o sonlu meclisi mebusanını basma mecbur ettim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sağken çıkan bir kitapta bu. Rıza Nur da diyor ki bundan haberi yok tabii. Ev hazırladı. Kaç dedi kaçmadı. Gitti kuzu kuzu İngilizlere teslim oldu Malta'ya gitti. Bunu bir türlü anlayamadık diyor. Bakın bir adamın şahsi hegemonya tesisi için bir milletin meclisini düşmanla işbirliği yaparak bastıran adam bununla övünüyor. Hayatımı tehlikeye koyarak bunu yaptım diyor. Aynen bugün Fethullah taraftarlarının yaptığı gibi. <laughs> Fethullah'ın itibarına hizmet olsun, devlet batsa da mühim değil. Öyle bir iş yap ki, Fetullah'ın emri talimatı yerine gelsin. Ama başbakan müşkül vaziyette kalır. MİT müşkül vaziyette kalır, hiç yok. Kendi metbuğuna çalışıyor. Şahıstan mücerret bir dava takip edilmiyor size hem bu sene yazacağım hem de başka bir seansta anlatacağım ki bazı insanlar şahsi hegomanya peşinde koşarlar. Bunun dinlisi de vardır böyle, dinsizi de vardır. Ben hakim olayım da ne olursa olsun gerisi miyim değil. Nefsani sultan peşinde koşarlar. Bunu bu kadar misallendirmekle iktifa edeyim bugün. Rıza Bey Kuvayi Milliye safasıdır. Milli mücadelenin birinci safası. Eğer Mustafa Kemal Kuvayi Milliyecileri tasfiye etmeseydi Yunan Harbi'nin temadi müddeti altı aydı. Kuvayi Milliyecileri tasfiyenin neticesi iki buçuk sene sürdü. Halbuki biz muntazam ordu kurduk. Siz artık dağılın evinize gidin. Demirci Mehmet Efeler, Yörük Ali Efeler hepsi tasfiye edildi. İşte o Milliye'nin ilk mukavemet hareketi esasında Rıza Bey aşiretinden 1500 adamı iyi dikkat edin. Atıyla, arabasıyla, elbisesiyle, silahıyla teçhiz ederek milis olarak Yunan'a karşı gitti ve Yunan harbinin nihayetine kadar bil fiil harp etti Yunanlı. 1500 kişiyle. Fakat aynı Rıza Bey ahlaklı, namuslu, vatansever adam. Zaferden sonra Mustafa Kemal'in işkisi fuhşi aleyhine konuşmaya başladı. Rıza'nın tabiriyle zavallı Türkmen saf bunun başına ne bela getireceğini düşünmedi. Öyle bir adamın aleyhine konuşulur mu? Hangisi konuştu da yanına kaldı? Eğer subaylar İzmir suikastı hadisesinde mahkeme salonuna dolmasalardı, Mustafa Kemal Rauf Karabekir'i de asacaktı. Rauf zaten kaçtı. Karabekir'i de asacaktı. Okuyun Karabekir'in kitaplarını görürsünüz. Cebesoy'u da asacaktı. Sır bilen ve kendisine iyilik eden herkesi tepelemiştir. En son tepelediklerinden biri Rıza Bey'dir. Rıza Bey bir gün Çankaya çağırdı. İzzet ikram yaptı. Oradan buradan hasbihal ederken neydi o günler? Sen o zaman bir iki bin kişi milis topladın Yunan'a kadar gittin. Bugün olsa gene toplar mısın? Bu sözlerin ruhuna dikkat edin. O zavallı saf mümin muvahhid adam peygamber diyor ki el muhlisun ala hatarın azim. Halis insan büyük bir tehlike üzerindedir. Neden? Karşındakini de kendi gibi zanneder de tedbirde kusurlu olur. Bakın size bir başkasıyla mukayese edeceğim bunu. <laughs> Paşa Hazretleri o zaman tecrübesizdik. Bu iş ilk defa başımıza geliyordu. 1500 kişi topladım. Bugün olsa Allah bir daha öyle bir gün göstermesin de 10 bin kişi toplarım diyor. İdam fermanını kendi imzaladı. Ya on bin kişi. Bu Ankara'nın emniyetini nasıl görüyorsun dedi. Allah aşkına paşa birbirimizi aldatmayalım. Ankara'da emniyet diye bir şey mi var dedi. Ben istesem bu Ankara'ya elli kişiyle teslim alırım. Elli liste. Nasıl yaparsın? İşi e üç kişi sana gönderirim. Beş kişi meclise gönderirim. Şu bu falan. Sap sap anlattı. <laughs> İzzet ikramı bunu geriye gönderdi. Emniyet um müdürüne telefon etti. Affedersiniz bu bilmem ne adam Ankara'yı basacak. Herif evine gitti ki kapıdaki tane polis onu bekliyor. Derhal tekuf edildi. Halbuki bundan sonra gene keskinde bir Kürt aşireti vardı. Şimdi ismini unuttum. Onun reisi de Veli Bey. O da Kuvayi Milliye'ye gitmiş. Ona da aynı suali sordu. Şüphelendi bunlar aşiret arkası kuvvetli. Bana bir şey yaparlar. Ona dedi ki yani o zaman sen de şu kadar adamla Yunan'a karşı gittin. Bugün olsa gene aynı şey yapar mısın? O dedi ki ne gezer paşam dedi o zaman biz aşiret değilsiniz. Şimdi herkes ağ oldu bizi kimse dinlemiyor bir bile bulamam dedi. O kurtardı. Veli Bey kurtardı. Kürt aşiret değisi kurtardı. Kafasını kullandı. Bizim Türkmen Rıza Bey saf saf konuşunca İstiklal Mahkemesi'ne buna Kılıç Ali haber gönderdi. Ben aile efradıyla görüştüğüm için bazı şeyler kulaktan bazı şeyleri Rıza'nın çok açık yazmış buraya getirdim de bak yani teferruata girmemek için okumuyorum. <laughs> Mustafa Kemal Paşa'dan özür dile kurtul. Asla dedi. Ve 26'da asıldı. Şimdi ailesi mezarını arıyor. Bu suali bize soran çocuk Cerit oğlu adını almış değil mi? Evet. Halbuki sil, Süpür oğlu adıyla başka bir yeğeni başka bir kitapta o görmemiş herhalde bunu gösterelim ki o da bunu tedariklesin. Oğuzlar namıyla Türkçü bir genç geniş bir kitap çıkardı. Burada Beydilli soyu, Cerit aşireti, Keskin Kuvayi Milliye Reisi ve Kırşehir Milletvekili Rıza Bey parantezinin Sıl süpür kitabın adı. Kitabın kahir ekseriyeti Rıza Bey hakkında. Oğuzları anlatıyor, Oğuz boylarını, aşireti anlatıyor. Ve bu arada Rıza Bey de bakın bizim resme benzer bir resim. Nerede bulmuşsa. Ben bunun oğluna ulaştım. Oğlu da tabip albaydı, emekliydi. Benden görüşmekten korktu. Aynen Rıza adında bir yeğeniyle konuştum. Bunun babası bunun için bir mersiye yazmıştır. Velhasıl Allah nasip eder. Fırsat verirse bunu biyografisini müstakillen yazacağım. Bu kitabı yazan yeğeni gibi akrabalık sayıkasıyla değil, hak ve hakikat aşkıyla yazacağım hakşinaslık saikasıyla yazacağım. Allah'ım ömür sahat versin, fırsat versin inşallah. Kırşehir Mebusu Rıza Bey hakkında bu kadar izahat yeter. Mustafa Kemal onun sayesinde Ankara'ya geldi. Ve adamı 26'da yokta yere astı. Siz o haber olan 13 Şubat tarihli Hürriyet Gazetesi'nde bana bulun. Onu da arşime koyayım. Ben şey, duymadım öyle bir şey. Peki. Başka bir sual. El ee, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır hakkında Üstad ne söyler demişler. Sultan Abdülhamid Han'ın hal fetvası meselesi ve iddia terakki ve Atatürk ve Kur'an tefsiri <laughs> konularında da e, konularına da açıklık getirebilir mi diyor. Bu sualle alakalı bir başka suali de buna eklemek isterim. Daha ileride o. Ee, diyor ki Mustafa Kemal'in e, dine karşı bazı hareketleri e, söylendi, konuşulduğu, yazıldığı halde Kur'an'ı tefsiri gibi bir vazifeyi neden vermiş? <laughs> Bunu Allah selamet versin. Çüppeli de yanlış anlattı televizyonda. İnnemel amal bin niyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Oradaki niyet unsurunu bilmediğin zaman işi doğru değerlendiremezsin. Elmalı Hamdi Efendi gerçekten alim bir adamdır. Yani benim sağım değil. Fakat rahmetli Ali Yakup Efendi'den duydum. Onun tefsiri ayarında Arap aleminde bu zamanda tefsir bulmak zordur. Ben şahsan onun tefsirinin lise talebesiyken okudum. Lise talebesi hüviyeti ve muktesebiyle bile ben Elmalı'ya itirazlar serdettim. Bir tanesini size söyleyeyim. Sure-i Bakara'da Sure-i Bakara'da daha diyeyim ikinci sayfasında ve Radun ve Berk Gök gürlemesini ve şimşeği anlatırken, bugünkü fänni hakikate uygun bir şekilde bulutların elektrik yüklü bulutların çarpışması olarak anlatır, elektrik hakkında sayfalar dolusu bir tefsirde gerekmeyecek kadar malumat verdikten sonra, melek hakkındaki şu sözünü çok indi buldum melek müdrik ve muharrik bir kuvvettir, enerjidir. Elektrik muharriktir, müdrik değildir. Melek ise aynen elektrik gibidir, müdrik ve muharriktir diyor. Halbuki ben daha o zaman biliyordum ki bu gibi mesailde ehli sünnet akaidinin bir temel prensibi vardır. Taammuku terk. Ne demek taammuku terk? Bu gibi mugayyebat hakkında Cenab-ı Rabbil Alemin ne bildirmişse onunla iktifa edip onu akılla çoğaltmaya kalkmamak. Taammuk, derinleştirmek. Bu iddiadan vazgeçmek. Allah meleği latif varlıklar olarak sana tanıtıyor mu? Sen bu elektrik gibidir. Bir enerjidir. Nasıl diyorsun? Bunun gibi başka itiraz ettiğim noktalar da vardı. Ama ben Ali Yakup'tan duydum ki Arap aleminde bile bu seviyede bir tefsir yoktur. Tamam ilmi dirayetini kabul edelim. Bu tefsirin yapılış sebebi bir defa Cübbeli Hoca Allah onu kurtarsın. Çok sevdiğim bir insan. Halk için çok faydalı bir insan. Gerçekten malumatı fıkhiyesi kabına varılmaz bir derecede bir insan. Bir garazkarlığa kurban gitti. Dua edin Allah kurtarsın. Zannettiği gibi Mustafa Kemal'in şahsi parasıyla yapılmıştı. Bu meclis kararıyla yapılmıştı bir defa. Meal ve tefsir. Maksat Aslı'nın yerine Türkçe meali koymaktır. Bunu kamufle etmek için bir de tefsir denmiştir yanına. Bunu anlamak isteyenler Kazım Karabekir'in kendi beyanlarını okusunlar. Kazım Karabekir bu işe itiraz ediyor da Mustafa Kemal'in verdiği cevap Arap uşağının yavelerini Türkçe'ye tercüme ettireceğim ki bu millet bu dalalık edip arkasından gitmesin. Niyet bunda sabit değil mi? Biz sitemize koyduk Mustafa Kemal'in tarih kitapları yazılırken. İkra bismi Rabbike safsatasını mı öğreteceğiz hala talebe ediyor. El yazısı latinize sitemizde görebilirsiniz. Böyle bir adam millet dinini öğrensin diye mi tefsir yaptırır? Yoksa dinin Kur'an'ın <laughs> aslı yerine tercümesini ikame etmek gibi. Yaşar Nuri Öztürk'ün davası. Esas müdür fikri bu olan Yaşar Nuri Mustafa Kemal'i methetmesinde ne yapsın? Müdür fikri o olan Cemal Kutay Atatürk'ün hasretiyle öldüğü yarım kalmış iş diye bunun için iki dil kitap yazmasında ne yapsın? Bunlar öz İslami doktrini ifsat bozmak için atılmış adımlardır. Allah azim işan onu biz indirdik biz koruruz. Beyanın bir tecellisiyle başarılı olamamıştır. Ama ben size daha garip kimsenin bilmediği bir şey daha söyleyeyim bu bapta. O tefsir yapıldıktan sonra bu dava sökmeyeceği anlaşıldığından vazgeçildiği için tefsir depoya atılmıştır. Elmanlı ayrıca meal yapmamıştır. Meal tefsirin içindedir. Önce meali verir sonra şimdi onu meali ayıklayarak ayrı bir kitap yaptılar. Çünkü meal işi Mehmet Akif'e verilmişti. Mehmet Akif buradaki maksadı keşfettiğinden 500 lira bir e, peşin ücret almışken parayı iade etmiş, anlaşmayı bozmuş, Mısır'a kaçmıştır. Mehmet Akif'i çok tenkit diyoruz da yanlışa yanlış, doğruya doğru. Buradaki hassasiyetini de takdir etmek lazım. Hatta bu cereyan dolayısıyla gözü korktuğu için İhsan Efendi'ye, bugünkü Ekmelettin İhsan'ın babasına benim ölümümü duyduğun zaman bunu yak diye vasiyet ederek müsveddeyi teslim etmiş. O efendiler iki tane sandalye bulamıyor musun otursunlar? Gençlerden biri getirsin aşağıda. Aşağıdakilerin hepsini çıkardık bu kadar. Hayır bizim şey beyaz sandalye zeminde çoktur. Çoktur. Burası onu islam edemez. Evet. Demek oluyor ki Bu tefsir depoya atılmış. 50'ye kadar bu tefsiri gören olmamıştır. 50'de Ahmet Hamdi Aksekilli Diyanet İşleri reisi olunca dedi ki bu tefsir masraf basıldığına göre niye böyle depoda çürürsün? Üniversite şebekesi o zaman şebeke deniyordu şimdi bilmem ne deniyor. Üniversite talebesi olduğuna dair hüviyet gösterene Kitap ve dava verildi. Bugünkü gibi dini kitapları kapışan nesiller mi vardı zannediyorsunuz? Kemalizmin en azgın din aleyhtarı olduğu bir atmosferde biraz ailesinden, biraz meşayitten birinden müsevi olan adamlarda bir damar dindarlık vardı. Umumi cereyan din aleyhindeydi. Nazarlardan taşan mana ibadullahı istikrar diyor rakip. Dine müstekreh bir şeye bakar gibi yoldan giderken bir hayvan pisliği görsen, gayri ihtiyarı görsen yüzünü ekşitirsin. Dine böyle bakıyorlardı. Mesaili diniyeye böyle bakıyorlardı. Padişah kabirlerini ziyaret yasak. Evliya kabirlerini ziyaret yasak. Gazetelerde dini tefrika yasak. Kur'an kursu denilen bir şey yok asla. Bir baba çocuğuna Kur'an okutsa, duyulsa mahkemelerde sürünür. O devrin şiddetini inşallah şu kanun birisi resmi şahıslardan biri telaffuz etti de arkası gelmedi. Dünyada şahıs hakkında kanun sadece Türkiye'ye ait bir garabettir. 5816 sayılı kanun kalksa ben de bir sütün takatten düşmüş bir ihtiyar olmadan bu olsa da bu bilgileri mezara götürmesem. Çünkü kekeme konuşuyorum anlıyorsunuz ya kekeme. Bu kekemelikten kurtularak dost doğru konuşabilsem. Ya Latif. Ya müsebbibel esbab. Hayye esvab ya rabbel alemin. Niyaz ederiz. Her neyse. Aksekili bu tefsiri dağıttı. 50'den sonra imam hatiplerdi bilmem nelerdi çoğalınca dindar insanlar şimdi basandan geçilmiyor. Demek oluyor ki bu tefsirin yapılma sebebi meali kamufle etmektir. Mealin yapılma sebebi de ibadet dilini Türkçeleştirmekti. Bunun benim kitaplarımda çeşitli delilleri var. Bakanlar huzurunda tatbikatı yapıldı. Hatta Erenköy'de bir hoca Cemalettin Efendi adında bir adam öncülük etti. Türkçe mealden namaz kıldırdı. Kulhu Allahu ehed demedi. De ki Allah birdir. Lem yelit ve lem yulet. Doğmamış Böyle namaz kıldırdı. Bunun haberini gazete haberini ben kitaplarıma koydum. Fiilen de tatbikatı başladı. Böyle bir niyette yapılan işi Kur'an tercümesi yaptı, tefsir yaptı diye bu niyeti görmeden innemel amali bin niyat peygamber sözüyken amellerin değeri niyetlere göredir diye bir peygamber sözü ortada varken bir Müslüman nasıl bunu onun lehine kullanabilir? Niyet bozuk. Niyet kötü. Kaldı ki meal yapmak her devirde vebali mucibdir. Bunu anlamanız için size red ve cerhi imkansız bir delil söyleyeyim. Altı buçuk asır Osmanlı'dan Altı buçuk asırda yapılmış tefsir sayısı ona çıkmaz. Beş altı civarındadır. 80 senelik cumhuriyetten 180 tane tefsir meal bulabilirsin. Cumhuriyet devri insanı daha mı dindar da bu kadar Kur'an üzerinde çalışma olmuş, meal çıkmış, tefsir çekmiş Hayır. Hassasiyet azalmış. Kur'an'ın azameti karşısındaki gerçek alimin ürperdiği gibi ürpermeyen adamlar bu işi yapmış. Size yaşadığım bir vaka söyleyeyim. Talebeliğimde Tan Gazetesi diye bir gazete çıkardı. Bu Tan Gazetesi vaktiyle serteller tarafından çıkarılırdı. Ve 46 senesinde milliyetçi gençler bu Tan matbaasını bastılar ve tahrip ettiler. Tan hadisesi diye meşhurdur. Serteller komünistti. Komünist propagandası yapıyor diye 46'da Tan matbaası tahrip edildi. Halil Lütfi 4. diye bir Selanikli Sabatayist vardı. Bu gazeteyi o tekrar çıkarmaya başladı 50'li yıllarda. Şimdi Cağaloğlu'na inerken sağda Ebu Suud Caddesi'nin köşesinde şimdi banka olan bir bina vardır. Orası İttihatçıların ihtilal planladığı bir yerdir. Meserret kahvehanesi. Eski. Onun karşısındaki bina Halil Lütfü dördüncü işanı. Orada yeniden tan çıkıyor sene 1956. Özkan Tikveş adında bir talebe arkadaşım sonra hukukta profesör oldu şimdi emekli olmuştur. Ben dedi TAN'da gece sekreteriyim. Çok sıkılıyorum. Bu akşam bana bir refakat etsen yarenlik ederiz dedi. Yalnız kalıyorum gece gazetede. O zaman bu öğleden sonra çıkan bir gazeteydi. Bazı gazeteler öğlenciydi. bazı haberler gazeteler sen bugün sabah görürsün de onlar akşam saat 5'te 6'da basılmıştır. Bazı haberler yetiştiremezler. Onun için öğlenci gazeteler vardı. Öğleden sonra piyasaya çıkarlardı. Haberleri daha rahat verebilmek için. O da öyle bir gazeteydi. Ben de peki dedim. Gazete idare içeriye girdik. Bir adam kapıya yakın bir yerde birkaç tefsir açmış. Aralarına birer cetvel koymuş. Daktırla da bir şey yazıyor. O gün kendisini tanıdım. Bu Murat Sertoğlu diye bir adamdı. Sonra Tercüman Gazetesi'nde inanmadığı halde, o davadan olmadığı halde Aleviliği kayırdı. Tercümanı Alevilerin gazetesi haline getiriyordu. Onun bozukluğuna dair söylenecek çok şey var da ben o gün kendisini tanıdım. Özkan Tikveş takdim etti. Arkadaşım Kadir Mısıroğlu bu da Üstad Murat Sertoğlu dedi. Ben onu basından yazılarından biliyordum. Aa memnun oldum dedim. Tefsirleri görünce alakamı çekti. Ne yapıyorsunuz Üstad dedim. Dedi ki sen bizim gazeteyi görmüyorsun herhalde. Hayır dedim. Biz her gün dedi Kur'an meali ilave veriyoruz. Yarın çıkacak olanı yazıyorum dedi. Nasıl yazıyor ama biliyor musun? Bu adam Arapça bilmez. Cetveli koymuş. Hem de baktığı tefsirler, mealler de meal olsa. Komünist. Gölpınarlı'nın meali elinde. Ben o göl pınarlıdan alem şahit olsun. Üskürü mevtaküm bil hayır değil mi? Ama mevtaküm Müslüman olan mevtaya hayırla yad ederim. Ne var Kur'an'da? 1400 senedir şişirdiler, şişirdiler, şişirdiler. Lafını kulaklarımla duydum. Beyazıt'taki at kestanesinin altında ve itiraz ettim. Siz Kur'an meali yaptınız. Madem Kur'an böyle şişirilmiş. Ne diye yapıyorsunuz? Ben de geçerken denk geldim sohbetini. Ayakta dinledim. Feveran ettim. Delikanlı ben hayalimdeki kitabın telif hakkıyla yaşayan bir adamım dedi. Demek ki para için yaptım. Ben de bu Allah'ın ayetlerini parayla satanlar, az bedelle satanlar Allah'ın telinle dişine dair ayeti okuyarak oradan uzaklaşır Onun meali. Eskiden böyle bir meal çıktı mı? Münekkitlik diye bir meslek vardı. Gazetelerde münekkitler, yani yeni çıkan eseri tenkit eden adamlar vardı. Tiyatro münekkidi vardı, futbol münekkidi vardı. Siyaset münekkidi vardı. Edebiyat münakkiti vardı. Edebiyatçının sütuna yazardı ki edebi intikatlar. Şimdi edebiyat fakültesinde bir çocuğa sor intikat nedir bilmez. Allah belasını versin bu dili böyle. Her gün bir lif kopararak bir halatı koparmak kabilinden Kur'an'la bağımızı kesmek gayesiyle iğdiş edenlerden Allah hesabını sorsun. Ölüsünden dirisinden inşallah. Dilsiz ilim olur mu? Bu münakitler ha, şeyin Göl Gölpınarlı'nın tefsiri hakkında yazılanlardan bir misal vereyim size. Gölpınarlı o tefsirde der ki fahişeye para verirsen günah olmaz. Evet mealde ayet mealini böyle nakletmiştir. Elinizde bir yerde geçerse inceleyin. Ben 50 sene evvelki okuduğumu söylüyorum size hafızadan. Böyle melunane Kur'an meali yapı. Bu Murat Sertoğlu da ona bakıyor. Bir iki tane daha bakıyor. Şimdi isimlerini unuttum. Birleştiriyor, tokuşturuyor, yazıyor da da. Ertesi gün çıkıyor. Bir şey demedim. Ama ertesi günü gazeteyi aldım ki. Gene de belki demezdim de. Bir sayfa Kur'an asli harfleriyle bir sayfa bu Melun'un yaptığı terceme ve bu gazete kapı altından atılıyor. Ve subhanallah Osmanlı Kur'an'a hürmet bereketiyle altı buçuk asır paydar olmuş. Eğer gerçek değilse bile Şeyh Edibali'nin evinde Kur'an duvarı asıldığı olduğu için oraya yatsam arkamı döneceğim, buraya yatsam ayağımı uzatacağım diye sabaha kadar uykusuz kaldığına dair rivayet, yalan bile olsa, bunu, bu yalanı ihdas etme ihtiyacı, mahşeri vicdanın istikametini gösterir. Yalanı bile değerlidir bunu. Mevlana celaleddin Rumi'nin önünü yolda bir sarhoş kesmiş. Demiş ki, Mevlana Hazretleri, Mevlana Hazretleri, buyur evladım. Şems yaşıyor demiş. Efendi cübbesini çıkarmış, giy oğlum demiş. Etrafındakiler demişler ki, efendi sen ne biliyorsun Şems öldü. Bu herifin yalanına sürücü beyni ikram ediyorsun. Ay demiş ben doğru sandım da mı cübremi verdim sanıyorsunuz. Yalanı bile benim nezdimde makbul. Doğruyu söyleseydi canımı verirdim demiş. Ya muhabbet böyle bir şey. Bunun kemalistlerin rezilliğine dair de bu istikamette bir şey söyleyeyim mi? Eskişehir bahsi unutmam inşallah. Eskişehir askeri cezaevinde. Askerlerden biri görünmeyince falan asker nerede? O atadan izinli. Ben de sana diyorum atadan soyadında bir subay var. O izin vermiş. Bu sözler lakırdılar çoğalınca bu atadan subay burada mı dedim vazifeli? Çünkü benim gördüğüm orada bir üst sevmem var biraz subay var. Aa dediler sen bilmiyorsun. Burada bir vaka yaşandı da kaçanlara biz atadan izinli diyoruz. Hayırdır dedim. Dediler ki askerin biri kumandandan izin istedi. Kumandan buna izin vermedi. İşte bir mazeret beyan etti. Anam öldü, babam öldü. Neyse vermedi. Bu kaçtı. Bir müddet sonra hiçbir şey olmamış gibi çıktı geldi. Ulan sen neredeydin? Ben izinliydim. Ulan subay diyor ki ben sana izin vermedim. Sen benden sen vermedin ama ben Atatürk'ten izin aldım diyor. Ne demek o? Diyor ki gittim Atatürk'e. Orada her birlikte bir heykel var. Cumartesi pazar önünde rükû derecesinde eğilirler. Cahiliye devam ediyor. Cahiliye ortadan kalkmaz. Ümmeti Muhammed de ebedidir. Ümmeti Cühela da Ebu Cehil de ebedidir. Gittim heykele. Sizi şikayet ettim. Ondan izin istedim. O da bana izin verdi. Gittim. Ulan kafadan kontak mısın? Dövdükçe adam gene teyit etti. Sonunda koynundan bir gazete çıkarmış. 27 Mayıs anıt kabre gittiler. Cemal Gürsel başı olmak üzere. Ben hatırlıyorum vakayı. Mustafa Kemal'e Demokrat Parti erkanını şikayet ettiler. Senden sizden aldığımız müsaadeyle biz bu ihtilali yaptık. Defteri de böyle yazdılar. Bu gazeteyi göstermiş memleketin en seçkin adamları. Atatürk'ün huzuruna gidiyor. Ona şikayette bulunuyor. Ve ondan aldığı müsaadeyle ihtilal yapıyor da. Ben ondan aldığım müsaadeyle izin kullansam ne lazım gelir? Dövdü şu adam inat etmiş. İrfan Özaydınlı'ya bunun haberi gitmiş. İrfan Özaydınlı bunu dinledikten sonra bütün askeri toplamış. Bir de anlat demiş. Bir de anlat. Benden sana bir ay izin git. Demiş. Yalan bile hoşuna gitti. Biliyor ki sahtekarlık ediyor. Ama Mustafa Kemal'e serfuru tarzında bir sahtekarlığı bile mükafatlandırdı. Bu da atadan izindi. Aklınızda kalsın. Buraya nereden geldim? Bu Murat Sertoğlu'nun teşhisi. Ertesi günü Hamdi Efendi'yi anlatıyoruz değil mi? Evet, evet, Gazeteyi aldım ki bir yarımı Osmanlı şeyde Arapça metin bir mi Latin. Atılıyor artık şey. Ben üniversitede imza topladım. Bunu toplarken de teknik üniversitede dövüldüm. Hatıralarımda kısmen yazdım. Ben de e telgraf çektim. Bunu öyle. Kur'an'a hürmetsizlik oluyor diye. Hasıl netice sıfır. Ama birkaç tefsire bakıp, meale bakıp ortalamasını yeniden yazıp bir gün evvelden hazırlayıp bir gün sonra gazetede çıkaran mealci adam gördüm. Bu işi yapanların mesuliyet duygusunun ne derecede zayıf olduğunu, Kur'an'a ihtiramlarının ne derecede mefkut bulunduğunu, fıktan yokluk mutlak yok hükmünde olduğunu ispat eden bir misalsiz. Hamdi Efendi arkasından tefsir yazdığı için ne halde biraz mazur görülebilir tefsirinde de indiği sözler vardı. Bakın size bir şey söyleyeyim. Ön sözünü okuyun. Şiir gibidir. Cigay der. Cigay. Bir cigay. Fakir yerine cigay. Altına düşmüş Çağatayca'da bu fakir demek. Desene fakirden milletin bin yıldır kullandığı kelime. Türkçe Kur'an olmaz meselesinden de birkaç ay kavga etmiştir Diyanetle. Çıkardın, çıkarmadın, birazını çıkardı, birazını bıraktı falan öyle basıldı. Bu kitap 50'de üniversite talebelerine şebeke göstererek bedava verilmiştir. Ben lisede okurken bunu bu suretle şebeke göstererek alan, çünkü her şebeke gösterene veriyor. Dindardır, değildi, bakmıyor. isteyen alıyor. 30 liraya ben lise talebesiyken böyle bedava alan birinden naklen aldım ve 50'li yıllarda bu tefsiri okudum. <laughs> Tefsirin yazılması eğer değeri, ilmi değeri Ali Yakup'un söylediği gibi varsa Hamdi Efendi'ye bir şereftir. Ama bunu yaptırdı diye Mustafa Kemal'e buradan bir şeref payı asla düşmez arz ettiğim noktayı nazardan niyet bozukluğundan. Gelelim Abdülhamid'e fetvası aleyhine fetva vermesinde. O fetva küllüğüm yalandır. Öyle bir aleme asılsız sözlerle Öyle bir padişahın nahak yere hal edecek fetva yazmak ebedi bir yüz karasıdır. İttat terakki, <laughs> fetva emini Hacı Nure Efendi telefonla çağırdılar meclise. Hacı Nure Efendi gelemem idrarımı tutamıyorum dedi. Bütün kaynaklarda vardır. Örden dal beraber geldi. Ölsen bile geleceksin. Mecburen kalktı geldi. Hacı Nure Efendi, hal meşumdur, uğursuzdur. Sultan Aziz'e hal ettiniz, koca Rumeli elimizden gitti. Ben o zaman medese talebesiydim. Rumeli muhacirlerin çocuklarını taşımaktan omuzlarım çürüdü. Söyleyin kendisinden, nefsini azletsin. Ben hal fetvası yazamam diye direndi. Ama söylediği sözler mebuslar da tesir altına alınca hal meşhumdur. Tarihten de saydı ne zaman hal olduysa bir felaket geldi devletin milletin başına. Tereddüt hasıl olduğunu görünce Talat Paşa Elmalı Hamdi Efendi dedi ki ya illa fetvayı bunlar mı verirmiş siz de ulemasınız. Siz yazın. Halbuki fetva İslamın imzasını taşıması lazımdır. Usulen budur. Yani bir makam-ı aidinden verilmeyen bir fetva mer'iyyül icra değildir. Ama fiilen despot olursun, diktatör olursun yaparsın. İttihat Terakki diktatöryası da bunu yaptı. Hamdi Efendi de Hacı Nuri Efendi'nin sözlerinin tesir altında kaldığından ben söyleyeyim siz yazın dedi. Hamdi Efendi bunu yazmış değildir. Yazdırmıştır. Bakın. Şimdi ben söylüyorum birisi daktiloda yazıyor. Kim yazar? Bak muharir başka şeydir. Muharir. Müellif başka şeydir. Katip başka şeydir. Şimdi bir yazar. Muharir de yazar. Muharir muhalif makale yazarıdır. Müellif kitap yazarıdır. Ecnası muhtelifeyi bir maksat etrafında birleştirir. Teliftir. Tercüme başka iş, telif başka iştir. Katipse Araplar, katibi İslamidir. Bana sorsa bir Arap ne iş yaparsa ne katibi İslamidir. İslamcı yazarım. Orada yazar katiptir. Bizde katip sekreter manasındadır. Her dilde böyle incelik var. Hamdi Efendi söyledi, takrir etti. Eskiden bir hocanın ders takrirlerini şapigrofla basarlardı, üstüne yazarlardı. Falan hocanın takrirleri. O yazmamış, söyleyip yazdırmış. Ona takrir derler. Terip başka iştir. Hamdi Efendi takrir etti, Laletay bir millettekini yazdı. Fetva da sebep olarak, hal sebep olarak ne gösteriyorsa yalandır. Hiçbir nasli yoktur. Bu azim bir vebaldir. Öyle mübarek bir padişaha bu iftiraları yapmak. Yok devlet malını israf etti, yok şunu yaptı. Hiçbir nasıl hastarı yoktu. Ben ziyadesiyle tahlil ettim onu Abdülhamit kitabında. Ama bir şey var. Murat Sertoğlu dedim ya. O Murat Sertoğlu'nun kardeşi midir, amca çocuğu mudur? Bir Mithat Sertoğlu vardır. Arşivden emekli. Bunun bir yazısını gördüm. Ve bunu ihtiyatla Abdülhamit kitabımda kullandım. Onun iddiasına göre Hamdi Efendi Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin sıkıştırması üzerine ona demiş ki ben böyle bir fetva yazmayacaktım. Halini doğru bulmuyordum. Lakin kulağıma eğildiler. Sen padişahın öldürülmesini mi istiyorsun? Şu fetvayı ver de hayatta kalsın. Aksi halde bunu öldürecekler. Demiş. Milletvekilinin biri kulağına. Sabri Efendi'ye demiş ki. Ben o fetvayı hayatta kalsın diye yazdım. Ehven bir iş. Eğer ben o fetvayı vermeseydim onu öldürerek tahttan uzaklaştıracaklardı. Sabri Efendi de bunu ilim yayma cemiyetinde gelse adı aklıma. Adamı da tanıdım. Lozan'da müşavirdir. Bir benim talebeliğimde avukatlık yapıyordu, hukukçu. Gelir adı aklıma. İhtiyarladım. Hatırlayamıyorum. Ona söylemiş. O da Mithat Sertoğlu'na söylemiş. Bunu bir makale halinde yazdı. Ben ilim yaymadaki şu adamdan duydum ki Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi sıkıştırması üzerine Hamdi Efendi ...bu fetvayı şu sebeple yazdığını söylemiş. Hamdi Efendi Topbaşların... ...akrabasıydı, içli dışlı akrabaydı. Onunla çok görüşmüş olan... ...insanlarla ben çok görüştüm. Musa Topbaş'la görüştüm, Muammer Topbaş'la görüştüm. Onlardan böyle bir şey duymadım. Esasen bu gerçeğe, bu, bu makaleye muttali oluşum da çok geç. O zaman bilsem sorardım siz duydunuz mu diye. Fakat Emin Sarac'a sordum geçenlerde. <laughs> Dedim ki Mithat Sertoğlu böyle anlatıyor. Siz Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin sohbetinde Mısır'da, Kahire'de okurken çok bulundunuz. Böyle bir şey size söyledim. mi? <laughs> evet dedi. O zaman nezdimde Hamdi Efendi beraat etti. Çünkü daha büyük bir felakete padişah öldürmek biz bütün uğursuzluktur. Hanedan kanı dökmeyi Osmanlılar en büyük uğursuzluk sayarlar. Bu itibarla öldürülmesini önlemek için bu fetvayı verdiyse inşallah Allah katında da mazurdur sualin, temas etmediğin başka bir ciheti kaldı mı? Yani İttihat-terakki demişler ama alakası var mı? Bilmiyorum. İttihat-terakkiyle. Evet bilmiyorum. yani siyasetten ittihat-terakkiye taraftar olmayan kaç kişi bulursun ki ya? ya. Propaganda. Evet. Olan da sesini çıkaramaz. Taha Akgöl bir kitap yazmış da Onunla ilgili bir televizyon konuşmasını rastladım. Mustafa Kemal Paşa 153 kişiyle meclis reisi cumhur seçilmiştir. Her ne diyor biliyor musun? 250 milletvekili diyor Ankara dışındaydı. Onun için 153 milletvekiliyle seçildi. Ulan ben adam 400 kişilik bir mecliste 153 kişiyle ihtima olamaz müzakere nisabı diye bir şey vardır. Yarıdan bir fazla olmadan meclis toplanamaz. 250-400 kişilik bir mecliste 250 kişi Ankara dışında niye olsun? Ancak meclisin tatil zamanı olur. Onlar evinde hapsetti. Onlarsız meclisin ekseriyeti olmadan Reis Cumhur seçirdi kendisini diyemediğin için 250 milletteki Ankara dışındaymış. Daha felaket herkes cumhuriyetçiydi. Hiç saltanatçı bir adam yoktu. Ama cumhuriyet nasıl olacak ona itiraz ediyorlardı. Diyemiyor ki o devirde cumhuriyetçi değilim demek için kelleyi vermeye hazır olmak lazım. Diyememiş o cesareti gösterememiş. Hayır onlar da saltanat aleyhin demiş. Herkes cumhuriyetiymiş. Oh ne ala ne güzel. Onun için kimse itiraz etmemiş. O zaman nutku açın. Saltanat ilga edilirken kürsü üstüne çıktım. Komisyonda saltanat bir millete bir e, hanedana ilim icabıdır. Bilmem ne icabıdır diye verilmez. Zorla alınır. Osmanoğulları altı buçuk asırdan beri milletin saltanatına tasallut etmişlerdi. Millet müsellehan kıyametli kıyametli saltanatın elini almıştır. Bu bir emri vakidir. Burada bulunan herkes yani komisyon ve meclis ve herkes bu emri vakiyi kabul ederse zannımca doğru olur. Aksi takdirde bu iş gene usulü dairesinde olacak. İhtimal bazı kafalar kesilecektir. Burada ben nutuktan okudum onu. Kitaplarımda da var. Kafa kesilecek diye komisyonun meclisi tehdit etmeye ne lüzum vardı herkes sattan açıysa. Adın demez ki. Şu mütalaya bak. Herkes cumhuriyetçiymiş. Niye itiraz eden olmamış? Nasıl itiraz ettiler? Vakitsiz oldu diye ettiler. Bilmem meclise görüşüm oldu diye. Ne yapsın? Doğrudan doğruya buna ben karşıyım dediğin zaman Türkiye'yi terk etmen lazım. İzmir suikastı olduğu zaman Mısır'da olan adam o suikastla ilgilendirilerek asılmıştır. Ardahan Mebusu Hilmi. Töy! Yıllar evvel kaçmış Mısır'a gitmiş. Bir suikast teşebbüsü olduğunda Türkiye'de olmayan adam o suikastla <laughs> irtibatlandırarak asılmış. Çünkü gözü kara bir adam. Bir bahane bulup tasfiye edilmek lazımmış. Demin söylediğim Rıza Bey'e de efendim Şeh Said'le alakası varmış. Bilmiyorum. Hepsi yalan. Şeh Said Diyarbakır'da isyan etti. Kırşehir neresi? Diyarbakır neresi? Herhalde uçakla gidip şey sayda destek olacaktı. Bunlar hep kılıf ama bu kılıf bulma hala devam ediyor. İşte ta Akyol 250 milletvekili Ankara dışında bulundu. Tesadüfe bak. Sanki meclisin tatil zamanı da Ankara dışında olacak. Doğruyu söyleyemiyorsan yalan da söyleme. Babanın oğlu mu Mustafa Kemal'i kurtarmaya uğraşıyorsun? Ne itamet ne beraat Bırak bari. Ama bir takım kuvvetlerin emrindeysen böyle yapamazsın. Çingeneler ayı oynatırdı ya. O ayıların ağzında gem vardı. Onlar serbest değildi. Bu derin güçlerin oynattığı adamların da ağzında gem vardır görünmeden. Sinemalarda görürsünüz bir adam bir adama silah dayar ama pardüsün cebinde. Yolda arkadaş gibi giderler. Herkes zanneder ki arkadaşlar bugün silah tehdidiyle gidiyor adam. Öyle pardesünün içinde görünmeyen bir silah vardır. Derin güçlerin emrinde olan adamlar böyledir. Sanki çok hürdür müstakille konuşuyor. Kuşçuoğlu'nun Mustafa Kemal'i betletmesi bunun içindir. Ömer Öngüt'ün her Müslüman'a din ayrı din gidiyor diye hücum etmesi bundandır. Bunlar memur en kötü memuriyette İslam aleyhtarı bir işe memur olmak ve İslam düşmanlarına alet olmaktır. Nauzu billahi teala. Allah bizi de neslimizi de ekrandan bizi söyleyenleri de cedden eben muhafaza buyursun böyle bir dalalete sürüklenmekten. Ee, üstadım iki sual ama e, ikisini birlikte cevaplandırabilirsiniz diye... İrtibatlıysa olur. Evet. E, padişah eşleri örtülü müydü diye sormuş birisi. Bir başkası da e, siz daha evvel haremdeki ahvali defaten bir vesileyle anlatmış olduğunuzdan herhalde oradan iktibasla diyor ki ama günümüzde Abdülhamit Han'ın torunları açık geziyorlar. Vakitten ne haber? Kaç? 50, 50 dakika. Yo çok az. Evet. Bugünkü duruma bakarak, haneden kadınlarının imparatorluk zamanında da açık olduğunu zannetmeyiniz. Bunu anlamanız için. Safiye Ünü var. Sultan efendilerin muallimesi olarak Sultan Reşat zamanında sarayda bulunmuş bir kadındır. Bunun hatıraları galiba Bedir Yayınlarından çıkmıştır. Ona bakın. Görürsünüz ki saraydaki fotoğrafları çekenler bile kadın fotoğrafçılardır. Hareme erkek giremez. Bunun size bir başka misalini vereyim. Sultan Hamid tahttan indirildiği zaman Yıldız Sarayı'nı halka açtılar. Efendim, Kıbrıs'ı Şevket diye biri vardır, onun hanımı, hanım sultan. Yani Anasa da Hatıralarında diyor ki, ben de halkın arasına karıştım, gittim. Ne söylüyorlar gezdirenler bu halka? Kuyruk oldu. Çarşafımı giydim, peçemi taktım. Bu da ortalıkta gezen bir hatırat. Gittim ki yani biz çok büyük bir milletiz, çok büyük işler yaptık ya. Her zaman söylüyorum yükselmede de rekor bizde, alçalmada da bizdedir bak. Diyor ki ne Celaleddin'dir kocasının adından dolayı da babasının adından dolayı Celaleddin. Say hatıralar diye hatıratı var. Halk Yıldız Sarayı'nı geziyor. Abdülhamid'in odasından geçiyoruz. Bir kadın, çarşaflı bir kadın, 7-8 yaşında bir çocuğu Abdülhamid'in sandalyesine bastırdı. Çok affedersin. Donlu eğdirdi. O melunun oturduğu yere işe oğlum işe! Gayri ihtiyarı isyan etti. Ne yapıyorsun? Hanımefendi dedim. Bu millet malı. Oy sen de galiba onlardansın. Seyirciler de dahil, sıradakiler de dahil bir üzerime yürüdüler ki zor kaçtım beni pataklayacaklardı diye. Ya bir padişah indi diye çocuğunu işletiyorsun makamında. Bu hatıratta geçiyor. Çocuğunu işletiyorsun padişahın makamına. Ya millet kim galipse ondan yanadır. Kral öldü yaşasın kral. Topluma fazla güvenmek de idealistlerin en büyük hatasıdır. Böyle rezillikler de var tarihimizde. İşte aynı millet. O Müslüman millet. Bu Abdülhamit tahta yani 1909'un işi bu. 9'un. Safiye Ünü var ondan sonra sarayda muallimelik yapmış. Onun beyanına göre hanedan mensubu kadınlar açık saçık resim çektirirler. Benim arşivimde yüzlercesi var. Bilhassa düğünlerde tuvaletli vesaireyle. Bunlar eskiden aile albümünde kalan şeylerdir. Bunları çekenler bile kadındır, fotoğrafçı kadındır. Safi Ünüvar'ın hatıratı size bunun ispatıdır. Ama Cumhuriyet'ten sonra hanedan bozulmuş. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan babam Abdülhamid diye kitap yazmış. O saray dahilinde kadın ressamların çektiği açık saçık resimlerden pek çoğunu kitabına doldurmuş. Ben o hassasiyeti gösterdim ki Albümümde bunların yüzlercesi olduğu aldı, hiçbirini neşretmedim. Ama hanedanla ilgili kitap yazanlar bunları doldurmuştur. Millet de zanneder ki bunlar minel böyle açıktılar. Osmanlı zamanında bu açık resimler saray dahilinde çekilen, düğünlerde, merasimlerde çekilen resimlerdir. Cumhuriyette kadar kimse bu resimleri görmezdi aile fertlerinden başka. O halde imparatorluk yıkılana kadar siz hanıdan mensubunu bırakın da halktan biri bile sokağa çık çıkamazdı. Buna da size tarih son karısı Lucien Hanım'dır. Lucien Hanım bir İngiliz karısıdır. Münevver Ayaşlı'dan ben İstanbul'a geldiğim zaman Lüseyen Hanım vefat etmişti. Onu görmedim. Münevver Ayaşlı'dan şunu dinledim. Lüseyen Hanım bir ecnebi olarak başa açık Beyoğlu'na alışverişe çıkıyormuş. Beyoğlu'ndaki mağazalar bugünkü gibi Türk değildi. Kahir ekseriyetiyle Rum'du. Türk mağazası çok azdı. Eskiden evlerde hizmetçilik yapanlar, at arabalarında seyislik yapanlar, Rumlar ve Ermenilerdi. Seyisler ekseriyetle Ermeniydi, evde hizmetçilik yapanlar Rum kadınlardı. Lüseyen Hanım'ın da bir Rum hizmetçisi varmış. Rum, İstanbul doğumlu bir Rum olduğu için kendisi Beyoğlu'na alışverişe çıktığı zaman Rum kadın çarşaflı. Lüseyen Hanım başı açık. Alışveriş yapıyordum. Parayı ben verdiğim halde Rum tezgahtarlar. Çarşaflı olan hizmetçi hanımefendi açık başlı olduğum için de beni hizmetçi sanıp paketleri kulluğu, kucağıma veriyorlardı. Çünkü Rumların baş açık gezmesine karşılmazdı, İçki içmesine karşılmazdı. Bazı madamlar böyle baş açık geziyordu. Onlara bir şey demiyordu. Ama Müslüman kadını baş açık düşünemediği için bu patron olduğu halde Lüsyan Hanım. Ha bu hizmetçidir, çarçaplı da hanımefendidir diye. Paketleri Lüsyan Hanım kucağına veriyorlarmış. Münevver Ayşya demiş ki. Ben Beyoğlu'nda Rum tezgahtarlar tarafından hanımefendi muamelesi görmek için kendim Beyoğlu'na çıkarken çarçap giydim. Rum hizmetçiyi de çarçafını çıkarttırdı. O zaman paketleri onun kucağına verdiler. Şu cemiyetteki terbiyeye, alışkanlığa bak ki o günden bugüne ne hale geldi. Çarçaplı hanımefendi başa çık Rum hizmetçi. Lüseyen Hanım çarşaf giymeye mecbur kalmış Beyoğlu'na alışverişe çıkmalarında. Şimdi böyle bir devirde hanedan mensubu başa çık sokağa çıkacak. Hafazan Allahu Teala. Çarşaflı casuslar yakalandı. Bunun üzerine Abdülhamit bir tamimle peçeyi yasak etti. Bunun da sebebi budur. Karışık bir devir. Onu kullanırlar da Abdülhamit bile peçeyi yasak etti. İyi de bir maslahat iktidası yaptı bunu. Sebebi de budur. Belki bir yerde rastlarsınız bilin ki böyledir. Sarayda asla İslam'a aykırı bir şey yoktur. Hatırat yazanlardan yalan yazanlar da vardır. Mesela Abdülhamit zamanında İsmail Müştak diye bir Sabatayis var. O Abdülhamit'in sınıf birincisi olduğu için Mabeyn'e seçilmiş. Abdülhamit'in sekreteriyasında yani ma beyni humayunu hazreti Mülukane'de <laughs> lisana bak nasıl ihtişamlı. Şimdi sekreter ya. <laughs> Kelimelerde bile imparatorluğun asaleti tütüyor. Herkes içki içermiş, onu tutmazmış, sigara içermiş, namaz kılmazmış. Küllüğüm yalan. Hiçbir hatıratta buna benzer bir şey yoktur Bunlar kasıtlı Abdülhamid'i kötülemek için uydurmuş işlerdir. Bu uydurmalarla ilgili eğer burada istesem ben yüzlerce misal zikrederim. Böyle yazılmıştır, yalan çıkmıştır. Böyle yazılmıştır, yalan çıkmıştır. En bunun en meşhuru askeri tıbbiye de terakki kurulduğu için askeri tıbbiye talebelerini ayaklarından bağlarlarmış da Marmara Denizi'ne demirlermiş. Bununla itham edildi. Abdülhamit tahttan inince sayfalar boyu reklam verdiği İttihat Cemiyeti. Oğlu, kardeşi, kızı, babası, damadı kaybolan biri varsa hükümete müracaat etsin. Aylarca bu ilanlar yapıldı. 33 senelik Abdülhamit devrinden bir adam benim babam kayıp, benim amcam kayıp, benim evladım kayıp diye zuhur etmedi. Şu cumhuriyetin son 30 senesinden 17.500 faili meçhul var. O devir istibdat, bu devir demokrasi. Maşallah. Bir kişi çıkmadı. Bütün bu iddiaların yalan olduğu fiilen sabit oldu. Size buna dair bir misal daha anlatayım. Alman Harbi sırasında İsmet Paşa'nın siyasetini tenkit eden birinci mecliste İzmit mebusu sonra iktisat vekilliği yapmış olan Sırrı Benlioğlu diye bir adam. Bunun evrakı bende. İsmet Paşa'nın siyasetini tenkit etmiş. Bunu apar topar bir gece polisler yatak odasında pijamayla tevkif etmişler. Hatta bunun Büyük Doğu'da bir kapakta resmi vardı. Necip Fazıl'la beraber hapiste parmaklıkların önünde çektirmiş. Kapak resmi diyor. Sırrı Bellioğlu. Onun müdafası, mahkemede müdafası var elimde. Diyor ki ben Sultan Abdülhamid'in iktidarı zamanında Darülfünun'da talebeydim. Sakın kimse Darülfünun ne diye sormasın bana. Gene Kemal İzmir lanet okumaya fırsat verir. Üniversitede talebe. Abdülhamid aleyhine bir mümayişe katıldım. Polisler beni derdest ettiler. Emniyet Umum Müdürü Maraşal'dı, müşir. Onun huzuruna çıkardılar. O Maraşal bana dedi ki, Efendi oğlum ne istiyorsunuz? Ne sokaklarda böyle bağırıp çağırıyorsunuz? Efendim hürriyet istiyoruz, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz diye ben de asabi asabi söylendim. Dedi ki güzel yavrum dedi. Git derslerine çalış. Mektebini bitir. Hayata atıl da. Ondan sonra bakalım bu düşünceler kalır mı aklında? Bir cemiyeti bir tanı, şartları bir tanı. Beni selametle. Kimse bana fiske dokunmadı. Kimse bana fiske dokunmadı. Ve bir maraşal karşısına çıktım. Şu muameleyi gördüm dedi. Şimdi demokrasi. Hükümetin Alman harbindeki siyasetini tenkit ettim. Beni yatak odamdan pijamayla polisler sille tokat karakola getirdiler. O gün bu hareketten bir gün hapis bile yatmadım. Yarım saatlik bir görüşmeden sonra eve döndüm. Aylardır hapishanedeyim. Yazı yazdığımdan dolayı. O devir istibdat bu devir cumhuriyet. Hangi devir daha müstebit? Hakimler siz karar verdi. İşte söylüyorum size. Abdülhamid hakkında bu kadar yalan yazıldı. Bir tek faili meçhul cinayet çıkmadı ortaya. Ama 80'lerden bu yana 17.500 deniyor. Ben de sizin gibi televizyonlarda seyrediyorum. Boyuna oradan buradan kafatası çıkıyor. Bu nasıl demokrasi? Bu nasıl insan hakları? Demek oluyor ki hani Akif gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmem diyor ya kendi de gelenin keyfi için geçmişe sövmüş. Herkes de sövmüş. Siz lisanınızı koruyun. Eksik kalan bir yan oldu mu? Malı meselesiydi. Yok Değil mi? bu başörtüsü. Ha başörtüsü. Asla ha. böyle bir şey yoktur, yalandır. Başka. Aa anadandan mensuplar bugünkiler Avrupa'da büyümüşler. Yani Avrupa'da büyüyen adam mazur göreceksin. Bir başka bir şey söyleyeyim bak. Şehzade Mahmut Şevket Efendi. Hem dirayetli bir şehzadeydi. Bende yüzün üstünde mektubu var. Yüzün üstünde mektubu var. Dünya siyasetini, dünya ahvalini o kadar güzel tahlilleri var ki hayranım. Bana Fransa'da dedi ki, hanedan mensubu diye her bulduğunuzu başınıza tac etmeyin. Size hanedanla da fenalık ederler. Bu milleti yıkmak isteyenler evvela hanedanı bozdular. Biz şehzadeyken bize şehzade muallimi tayin edilen adamlar dinsiz, donsuz, iddiatsiz, kapalı adamlardı. Yaşadığı vakalardan da misal verdi. Bu adam ileride ola ki padişah olur, bunun kafasını şimdiden bozalım. Bunun tipik misali 5. Murat'tır. Mitat Paşa melunu Eroinman, Yahudi yül asıl. Mithat Paşa padişahlığa beşinci murada hazırlıyordu. Onu masonluğa soktu. 33 dereceye yükseltti. İçkiye alıştırdı. Yahudilerin bazı hesap yanlışı yaptığı gibi. O da hesap yanlışı. İçkiyi çok kaçırdı. Herifin şuuru bozuldu. 90 gün kalabildi tahta. Yoksa o Bozuk fikirlerle yetiştirilmesi tahta geçecek diyeydi. Satranç oynayanlar bilirler. İki tarafta birbirinin şahı ile uğraşır. Şahı kaybeden satrançta istediği kadar geride piyonu kalesi olsun mattır. Şah giden mattır. Bir milletin imparatorluk zamanı için söylüyorum. Şah birinci deride hanedandı. İkinci derecede de mütehayyizan. Duydunuz mu bu kelimeyi? Nüfus sahibi, ilim sahibi, mevki, şimai sahibi olanlar. Mütehayyizan ümmet. Yani münevveran millet. Bütün melunane fikirler bunların kafasına sokulmaya çalışılmıştır. Çünkü bunları bozdun mu? Gerideki teba sürü gibidir. Bu müdir unsurun arkasından gider. Böyle yaptılar. Mektepleri bozdular. Medreseden önce imtihanı kaldırdılar. Sonra ulum fenniyeyi kaldırdılar. Sonra <laughs> maaşlarını yarıya indirdiler. Adım adım bizi evvela başı bozarak başı bozarak kendi orijinal tarihi şahsiyetimizden, dünya görüşümüzden kopardılar. Şimdi biz adım 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 kazan devrildi. Biz devrilen kazandan su birikintisinden çay kaşığıyla biraz geriye almaya çalışıyoruz. Aynen bu durumdayız. Kazan kazan kaybettik. Çay kaşığıyla su birikintisinden geri almak kabilinden bir iş yapıyoruz. Mevla dilerse bir tohumdan bir orman çıkar. Dilemezse bir tohum orman, bir çuval tohum çürür. Kurda kuşa yem olur. O zaman Allah-u Azimişan sizin gibi imanlı gençler bu millet için öyle tohum rolü oynasın da Toprağa düşen bir tohumdan nasıl bir buğdaydan bir başak bazen iki üç başak oluyorsa her birinizin arkasından böyle imanlı bir nesil bereketi gelsin inşallah. Mevla dilerse olmasına ne mani var. Ama evvela hanedanı bozdular. Hanedan bozukluklarında misal son halifi Abdülmecid Efendi'dir. Biz mensubu diye herkesi beğenmiyoruz. Beşinci Muradda beğenmiyoruz mesela. Ama bu da bir düşman faaliyetinin eseridir. Gurbette bile bunları bırakmamışlardır peşlerini size söyleyeyim. Nasıl takip edildiğine dair Mısır'daki, Kahire'deki büyük elçiliğin evrakı benim elime düştü. Emniyete gelmiş, emniyetten düştü. Saat saat bu hanedan mensupları nasıl takip etmişler? Bir faaliyetler var mı? Kimle oturuyor, kimden kalkıyor? Çünkü korkuyorlar. Ne Mustafa Kemal ve ne de ondan sonraki de milletin gönlünde taht kuramadıklarını biliyorlar. Ne zaman milletin eline rey silahı geçti onların saltanatı yıkıldı. Bir daha toparlanamadılar. 27 Mayıs ihtilali bunun için oldu. 12 Mart bunun için oldu. 12 Eylül bunun için oldu. Hep millet hakimiyetini Önlemek, milletin rahmına yürüyen halk hırkasının programını tarsin etmek, takviye etmek, icra etmek, tekrar mevki muallaya yükseltmek maksadıyla yapıldı. Lakin Murad ilahiye ters olduğundan, Heba en mensura, Allahu yütümme nurehu ve levkere el kafiru. Onlar çıldırsalar bile Allah nurunu tamamlayacak. Buyurun. E, üstadım, seyredenlerimize bir ikaz yapmış olalım bu arada. E, çok anlamsız, manasız ve manası çok mühim olmayan sualler geliyor. E, daha ciddi sualler yönünde bir, bir ikazda bulmuş olalım. Nasrettin Hoca ve Ömer Hayyam'ın derviş olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur diye sormuş. Hiç doğru değildir. Ömer Hayyam Ayyaş'tır. Hmm, nasıl söyleyeyim? İsyan mahiyetinde çok sözü vardır. Buna tasavvufta şatiyat derler. İsyan mahiyetinde çok şiiri vardır. Sen de sarhoş musun ey Tanrı diye. İşte niye şunu şöyle yaptın bunu yaptın. Ama büyük bir matematik alemiymiş. <laughs> Efendim Hasan Sabah'ın yakalanmasında bilmem onun bilgisinden istifade ederek Alamut Dağı'nın altında nefret varmış da onu tutuşturmuşlar da bilmem neler geç. İtikadi baktılar, hiç hiçbir şey yoktu. Nasrattin Hoca'ya gelince eskiler Nasrattin Hoca'yı hikmet sahibi Ehlullah'tan bir zat kabul ederler. Hoca Nasretullah rahmetullahi aleyh diye başlar. Onun fıkralarının Osmanlıcaları hep. Hoca rahmetullah evliya Allah'tan biridir derler. İnsanları güldürerek düşündürme yolunu seçmiş. Nasatın hocanın akaidde bir fasit olduğuna da hiçbir delil yoktur. Bazı uydurma şeyler de vardır Timur'la münasebetlerine dair vesaire o derin adam olduğu için. Fakat büyük bir zattır. Ö ötekiyle hiç mukayese edilmez. Ömer Ayyam sarhoş. Ay yaş bir herif. Ömer, Ömer Ayyam Şii mi? Şii mi Ömer Ayyam? Şi? Şair. Mezhebi? Mezhebi soruyor üstadım. Şiis şi var mıydı diyor. Ömer ben zannetmiyorum. iyi bilmiyorum ama zannetmiyorum. Çünkü şeye karşı Hasan Sabah'a karşı fikir veriyor. Hasan Sabah Kızılbaşlığı Kur'an adamdır. Yani Kızılbaş tabiri onun müritlerinden kalmadı. Bugünkü PKK gibi onun başına kızıl bir külah koyan müritleri suikastler yapıyorlardı. Devlet büyüklerini öldürüyorlardı kalabalık içinde vesaire. Kızılbaş tabiri Aleviler'e bundan kalmıştır. Çünkü o Alevidir. Yani Aleviliğin bir koludur. Hasan Sabah'ın davası. Ona karşı bir tavrı olan adam Alevi olamaz diye düşünüyorum. Ama Ömer Hayyam için fazla meşgul olduğum bir adam değildir. Ömer Hayyam'ın şiirlerini bizim e, Trabzonlu Hamamizade İhsan Bey tercüme etmiştir. Osmanlıcası vardı. Benim gördüğüm hep sarhoş şiirlerdir yani. <laughs> Belki tefekkür ve taassüs bakımından seviyeli bir adamdır. Ama akaide aykırı, demin dediğim gibi şatiyat, yani şeriata zahirine aykırı düşen sözleri çoktur. Onun için makbul bir adam değildir ehl-i sünnet alimlerce. Manasrattin öyle değil. Evet. Ee, sizin Muhsin Yazıcıoğlu hakkında ne düşündüğünüz sorulmuş. Şehit olduğu konusunda ve başka gelen bununla alakalı sualler de var. ile alakalı bir suikast durumu olabilir mi? Tabii katli konuşmak için bu işin tahkikatını bilmek lazım. Ama şimdi ortaya birçok bu zanlı takviye eden delil çıktı. Fakat ben ilk olduğu gün dedim ki bu suikasttır. Neden? Maraş valisi diyor ki beyanat veriyor. Böyle bir helikopter kazası oldu. Fakat Muhsin Bey ve arkadaşları yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye götürülüyor köylüler yardıma koşmuşken bunu duyunca geri dönüyorlar. Şimdi bu yanlışlıkla olmaz. Böyle bir beyan yanlışlıkla olmaz. Hastaneye götürülüyor. Bunu şimdilerde yani ona sordular. Sen mi? bana jandarma kumandanı böyle bilgi verdi. Ben de onu ilan ettim dedi. Bunun menşei her kimse o adam bu suikastla alakadardır aramayı geciktirerek olaki ki ölmemiştir. Aramayı geciktirerek mutlak önlemesini gerçekleştirmek için bu yalan uydurulmuştur. Ben Muhsin Yazıcı'yı çok eski tanırım. İhtilalden evvel tanırım. Fakat ihtilal ve sonrasındaki hadiseler Muhsin'i ırkçılıktan İslamcılığa çevirmiştir. Birçok ülkücü bu tecrübeyi yaşamıştır. Memleketini seven, dürüst bir insan olarak tanıdım. Parti kurmadan evvel de riske girerek, mutabakat toplantısı diye Çemberli Taş'a bir toplantı yaptı. Orada konuştum. Hatta bir siyasi toplantıda söylenemeyecek sözler söyledi. Mutabakat şudur. Falana hayır. Alkış koptu. Bak sağından belli dedim. Falana evet. Gene öyle. Aha size mutabakat bu salonda bellidir. Millet İslam'ı istiyor ama bir takım güçler buna imkan vermiyor. Sen ne arıyorsun mutabakat diye dedi. Şu salonda Türkiye'nin her yerden adam var. Umumi istek İslam'ın galebesi istikametinde. Bunun sualleri alkışlattırarak veya reddiyeleri alkışlattırarak ispat ettim. Bundan dolayı beni mahkemeye verdiler de. Sıyırdık yazılı bir metin olmadığı için ellerinde ihbar eden Bir emekli ilk mektep mahallemi şikayet etti. Sonra ben nereye çağırdıysa Muhsin'in gençlerine sohbete gittim. Muhsin'in samimi, dindar, vatansever olduğuna şahidim. İşte Üsküru mevtaküm bilhayır böyleleri için gereklidir. Hele bir devre milletvekilliği yaptı. O milletvekilliğinde de hiçbir yanlışını görmedim. Yaptığı işlere baktım. Ben de olsam aynı şey yapardım. O kadar da sağlam, samimi gördüm. Ölümünü ise ilk gün ben suikast olarak anladım. Gene de bu kanaati muhafaza ediyorum. Zaman geçtikçe bu kanaati takviye eden deliller ortaya çıkmaktadır. Benim duyduğum doğruysa Ergen Okan'da şahitlik yapacakmış. Onun söyleyeceği ne biliyorduysa söyleyeceği sözleri söyletmemek için bu yapılmıştır. Türkiye'de son 30 senede 17.500 faili meçhul cinayet varsa böyle işler çok olağandır. Biz Allah'ın hafız ismi şerifine sığınarak bu yaşa geldik. Hem mücadele edip de hem de böyle 80 yaşını görmek her kula nasip değil. Elhamdülillah. Başka bir sorusu. Sultan Vahdettin'in milleti koyun olarak nitelediği doğru mudur? Rauf Bey'in yalanıdır bu. <laughs> Rada Rauf Bey'e atfen Cemal Kutay'ın yalanıdır. Bu Cemal Kutay'ın dergisine çıkmıştır. Millet bir sürü ben de şobanım demiştir. Rauf Bey'e böyle demiş. Öyle öyle ne yalanlar var. Ne yalanlar var. Adam Manisa mebusuyum deyince ya şahı kavun çıkan yerden misin demiş. Manisa ne olduğunuz şey padişah bilmeyecek neresi olduğunu. Böyle yalanların ucu bucağı yoktur. Bunu Rauf Bey'e atıyor Cemal Kutay yazıyor. Cemal Kutay gavurdur. Müslüman zannedilen gavurdur. Ahir ömründe bunu kustu. Kuleli'de bir konferans verdim dedi. Mustafa Kemal Paşa şamanistti Müslüman değildi dedim. Halkı kıyamet koptu. Arkasından ben de şamanistim dedim. Orada ne dediğini biz bilmeyiz. Bunu tarih dergisine anlattı. Bizim Fatih Şan'ın dergisini. O da bunu yazdı kendi ağzından. Cemal Kutay bu lafları <laughs> söylediği zaman sağdı. Tekzip etmedi. Sen şamanist isen Müslümanların namazına ne karışıyorsun ki Latin, e, Türkçe mealle ibadet yapılsın diye iki tane katır iki cilt yazmış. Niçin var senin bundan? Sen git Şamanistliğine bak. Müslümanın meselesinde Müslümanın söz söyleme hakkı vardır. Cemal Kutay tarihi masallaştırmış bir melundur. İşte Müslüman olmadığını ağzıyla itiraf etti. Ben onun ben Şamanistim sözünün kitaplarının birine koydum. Eline geçen her hatıratı rezil etmiştir. Her hatıratı rezil etmiştir. Kılıf uydurmuş. Mustafa Kemal İsmet Taşa muhalifliğinden bizden zannedilen bir adam olmuş. Halbuki İsmet Taşı'ya muhalefeti şahsi husumettir. Kürtçülüğü başlatan Bedirhan Zadeler ailesinden bir Kürttür. <laughs> Mustafa Kemal'in sağlığında hakimiyeti milliyede yazı işleri müdürüdür. Mustafa Kemal'in Hindistan'dan gelen paraları kullanarak maaş verdiği hususi ajanlardan biridir. İsmet Paşa bunlara yüz vermediği için ona düşman olmuşlardır. <laughs> Cemal Kutay Fethullah gibi tehlikeli bir adamdır. Fatih'de alkışlar, Mustafa Kemal'de onlar da cennette kucak kucağı gösterir. Şapla şekeri karıştıran bir melundur. Son kustu. Ben şamanistim dedi. Dilimin ucuna geliyor da söylemeyeyim hadi. Bu ikincisi de belki öyle bir gün kusacak ben böyleyim diyecek de bizim ahmaklar ancak o zaman anlayacak. <laughs> Allah şaşırtacak. Çünkü küpün içinde ne varsa dışına o sızar der Araplar. Eninde sonunda zaptı nefs edemez kusar. Cemal Kutay böyle bir melundur. Sahtekarlığına, tarihi tahrif ettiğine burada bir hususi sohbet yapsak yetmez. Gerek de yok. Bilin ki bu adama güvenilmez. Güvenilmez. Bunun kitaplarını ben eski gazete koleksiyonu zengindir. Lazım olan resimleri kesmek için kullanmışımdır. Çünkü gazetenin aslını kesmek kıyamıyorum. Oradan şeyini o zaman fotokopi yoktu. Böyle kullandım hiçbir sözüne itibar edilmeyecek bir adamdır. Niye bunu söyledik? Vahdettin <laughs> Millet Evet onun dergisinde çıkmıştır. Güya Rauf Bey'e söylemiş. Rauf da iddiatçıdır. Sultan Vahidettin de en şiddetli iddiatçı düşmanıdır. Rauf haindir de. Saros Körfezi'nde Kamil Paşa hükümeti düşsün diye filo kumandanı Ramiz Bey'in emrini dinlememiş Averof'u batırmamıştır. Ben Rauf Bey'le çok görüştüm. Batırmamıştır. Açılmış kenara kaçmış Averof kaçmış. Pire Limanı'nda tamire girmiş. O tamirdeyken Hamidiye'ye gemisiyle damdum sağ solu bombardıman etmiş. Averof tamirden çıkınca kömürüm bitti diyerek İskender, İskenderiye limanına girmiş. Harp bitene kadar bir daha dışarı çıkmamıştır. Hamidiye kahramanlığı da iddiaçıların uydurduğu bir sapsatadır. Mustafa Kemal'i İngilizlerle anlaştıran da odur. Ama sonunda Fransız gemisinin kömürlüğüne sığınarak kaçıp da idamdan kurtulmuştur. İzmir suikastinde yakalan son da sıcaktır. Bu husumet onu makbul kılmaz. İttihatçılık din gibidir. Dininden cayar, ittihatçılığından caymaz. Tıpkı bir kısım halk partiler gibi. Ben çok böyle anut insanlarla karşılaştım. Yani İsmet Paşa haç taksa sen bundan vazgeçer misin diye sormuşumdur. Öyle bir şey olmaz ama öyle yapsa bir bildiği vardır efendi. Bir bildiği vardır. Paslı çivi gibidir cahillerin şeyi. Ne girer ne çıkar. Onun için Rauf Bey'in iddiaçılara yal sağladığı destek vebal olarak yeter. Mustafa Kemal'e sağladığı destek vebal olarak yeter. Başka bir şey sor. Var mı? Daha evvel e, aslında bir nevi bu konuyla alakalı konuşmuştunuz ama salondakilerden birinin bir suali. Bir sohbetinizde Selahattin Eyyubi hakkında... Tabii şişirilmiş. siz de sorabilirsiniz. Yani sadece biz internete bakmayız. Yazarak tabii yollamamız gerekiyor. Evet. E, Selahattin Eyyubi hakkında şişirilmiş bir kahramandır demiştiniz hakkındaki bilgileri sahih kaynaklarla belirtebilir misiniz? Ben vakka söyleyeyim ona. İslam tarihinin kaynaklarına baksın. Görecek ki Selahattin Eyyubi denen adam Nurettin Zengin'in yetiştirmesidir. Ben kaynaklarıyla bunu yazdım. Ben kitaplarımda bulabilir. Nureddin Zengi'nin yetiştirmesidir. İslam tarihinde en mübarek şahsiyetlerden biridir Nureddin Zengi. En mübarek, Haçlılara karşı en ciddi mukameti gösteren bir hükümdardır. Nureddin onun yanına çocuklukta girmiş, evladı gibi onu büyütmüş, yetiştirmiş ve Zengi Devleti'nin baş kumandanı tayin etmiştir. Mısır'da Fatimiler'de bir ihtilaf olmuş. Orada ne diyelim sadrazamlıktan ya Reisül Vüzeralık'tan atılan birisi Selahaddin Eyyubi'den yardım istemiştir. O da Selahattin şeyden Nureddin'den yardım istemiştir. Nurettin'den giden. O da o kendi ordusuyla kumandanı Selahattin Eyyubi olmak üzere Mısır'a göndermiş. Sen memursun. Senin devletin sana bir vazife vermiş. Git şu adam makamına iade et. Bunu yaptı. O adam makamına iade etti. 6 ay sonra o devleti yıktı. Eyyubi devletini. Bu ihanet değil de nedir? Böyle hareketler meşru ise kendisinin memur olduğu devletin talimatına aykırı bir devleti yıkıyor illa benim devletim olsun diyorsa o zaman Mustafa Kemal de Osmanlı'yı yıkmakta mazurdur. Bunu kabul eden onu da kabul etsin. Ben diyorum ki Osmanlı'nın bir memuru Mustafa Kemal. Sen nasıl diyebiliyorsun ki Osmanlı Devleti 16 Mart 1920'den itibaren ebediyen munkarizdir. Bunu İngiliz dese şaşmam. Sen bu devletin memurusun. Meclisin baskına uğradığı tarihten itibaren yok hükmündedir. Ebediyen. Bu hükün ifadesidir. Selahattin aynı işi yapmıştır. İş burada kalsaydı. Arkadan Nureddin vefat etti. Nureddin'in ordusuyla Nureddin ülkesine saldırdı. Bunu nasıl mazur görelim? İki defa şart seferi yaptı Mısır'dan. Nureddin öldü, küçük bir oğlu kaldı. Eskiden beri arkadaşları olan kumandanların ricasıyla oğluna Halep şehrini bıraktı, lütfetti. Nurettin'in bütün toprağını ele geçirdi. Bu da yetmedi. Anası yaşındaki Nurettin'in karısını aldı, aile yaptı. Allah belanı versin sen diyor. Dünya mı kurudu, şerefsiz. Anan yaşında bir karıyı alıyorsun, seni yetiştirmiş. Sana çorba ikram etmiş. Hayvan ol hayvan. İntikam alıyor. Bunu da mazur göreyim. Nureddin ordusuyla Kudüs'ü geri almış. Akka'da mağlup olmuş. Bu zaferi söylüyorsun da bu mağlubiyeti niye söylemiyorsun? Aynen Mustafa Kemal'in bin netice Yunan'ı denize döktük övünmesi gibi. Ulan ne denizi? Yunan 7 Eylül'de çekmiş gitmiş. Senin öncü kuvvetlerin 9 Eylül'de İzmir'e girmiş. Peki 120 bin kişilik ordunun 40 bin kişiye indiği altın taş ezimetini nereye koyalım? Netice galip geldik ya ört bunlar. Kudüs'ü aldı ya Selahattin bütün ayıplarını ört. Haçlılarla anlaştı. Anadolu sizin olsun bana dokunmayın diye. Selçuklu ülkesini Haçlılara peşkeş çekti. Daha söyleyeyim mi? Affedersin fahişenin seyyatı bir olmuş bin olmuş fark etmez. Ben karakter zaafını gördüm mü bir adamda biri de birdir benim için bin de birdir. Fırsat bulursa bin defa yapar bulamazsa bir defa yapar. Nureddin Selahaddin benim için sıfır bir adamdır. Zaferde de hiçbir hakkı yoktur. Ha bir şey yapmıştır. Haçlılara iyi davranmıştır. Fetullah Mübeşir'i sayalım. Eğer makbulsa onun yaptığı da makbuldür. Haçlılar kendi kaynaklarında Kudüs'e girdikleri zaman atlar diz kapaklarına kadar kan deryasında yüzmüş. Sen bunu bağışladın. İyi. iyi de davrandın. Seni kim eder? Elin gavuru. Ben Fethullah hakkında ilk defa nasıl uyandım biliyor musunuz? Onun gazetesini yazıyordum. Onun gazetesini yazıyordum Türkiye'ye döndükten sonra. Bir baktım ki Çetin Altan bunu milliyette övmüş. Onu zaman gazetesi iktibas etmiş iftihar ediyor onunla. Çetin Altan diyor ki 7 asırdan beri Anadolu'dan böyle bir seviyeli ses duymadık. Ve subhanallah ben irkildim. Çetin Altan beni bet etse Allah Allah benim buna yarar ne halim var. Kendi murakabe ederim. Onun iftiharından beni takdirinden memnun olmam rahatsız olurum. Buna yarayan bir tarafım var ki beni övmüş. Ve Tulan gazetesi Çetin Altan'ın metiyesini ben o gazetede gördüm. O zaman burada bir çürük damar var dedim üstüne gittim. O zamana kadar hüsnü zannediyordum. Selahattin'de bütün Avrupalılar met eder. Şöyle adil, böyle adil. Aslan yürekli şah hastalanmış da ona doktor göndermiş de tebdili kıyafetle ziyaretine gelmiş de masal. Ne olacak? Gavurun övmesini beş kuruş değerde almam. Seni bir Müslüman ölsün, kaynaklardan biri desin. Şöyle mert, böyle aslan, böyle yaman. Ben öyle bir şey görmedim. Daha Mısır'dayken, kendi metbuğuna isyanı söylüyor, babası azarlıyor. Ne demek? Biz Nureddin e, Efendimiz'dir, ona tabidir. Dışarı çıkıyor, diyor ki ulan aptal. Bu böyle aşikar konuşulur mu? Birisi seni gammazlar oraya. Bak bak. Daha evvelden. Tıpkı Mustafa Kemal'in başlangıçta hoca zannedersin. Cenab-ı vacib Amal Hazretlerinden en son olarak niyazım odur ki Diyanet-i Celile-i Ahmediye'nin harise-sakı olan milleti necibemizi ila yevmil kıyam masun-u buyursun amin. Bunu diyen adam sonra Arap uşağının yaverlerini Türkçe'ye çevireceğim ki millet bu dalalık edip peşinden gitmesin. Hep onun gibi. Ne farkı var? Kendini yetiştiren adamın ülkesini elinden almış ölümden sonra oğluna karşı iki defa harbetmiş Müslüman kanı dökmüş. Kendi hükümranlığını kurmak için İslam kanı dökmüş. Hoş mu görüyorsun? Ben görmüyorum. İsteyen görsün. Bu kadar delil bir adamı melun tanımak için bana yetiyor. Alem makbul tanısa da beni alakadar etmiyor. Ben gördüğüme, kaynaklarda gördüğüme inanıyorum. Propagandaya tabi değilim. Propagandaya tabi olsam, benim zamanımda hele bugünkinden on kat fazlaydı Kemalist telkinler. Ben Kemalist olurdum. Ben propagandaya tabi olarak yetişmedim. Nerede bir hakikat kıvılcımı gördüm arkasından gittim. Bu vasfımı da kıyamete kadar muhafaza ederim. Ölene kadar muhafaza ederim. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Ben bir dükkancı gibiyim. Malıma müşteri olmadı diye kimseye kızmam. Dükkancı niye benden elma almıyorsun, ayva almıyorsun diye birine kızabilir mi? İhtiyacım olsa alırım der. Alana teşekkür eder. Bereket dersin der. Ben de size teşekkür ediyorum. Ekranı başında olanlara da teşekkür ediyorum. Siz vesile oluyorsunuz. Ben de bir takım hakikatleri terennim ederek sevap kazanıyorum. Beğenmeyene de hiçbir diyeceğim yoktur. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Herkese beğendirmek, herkese doğru görünmek diye bir derdim yoktur. Böyle olanlar da makul saymam. Bu kalemundur onlar. Şahsiyeti olan adamın dostu da olur, düşmanı da olur. Düşmanı olmayan adam, dostu olmayan adamdan daha büyük bir mahrumiyet içindedir. Benim çocukluğumdan beri dostum da oldu, düşmanım da oldu. Hiç yadırgamadım. Elhamdülillah. Allah istikametimizi muhafaza etsin. Amin. Başka evet, sualim var mı? E, vakit azaldı ama üstadım. Geçen haftadan kalan bir sualdi. Hasan Mezarcı. Defaten bu sual bize geldi. Fırsat zuhur etmediği için soramadık. <laughs> bir mecliste mürtedin şeriatta cezası idamdır diye konuşuyordum. Birisi dedi ki ya yani o kadar böyle adam var ki herkesi keseceğiz mi? Yok dedim. Müslüman olduktan sonra kafir olanın <laughs> cezası budur. Kökten beri kafir olana kimse bir şey demesin. Hasan Mezarcı da akıllı değildi ki delirdi diyeyim. Ben tanıdığım günde bile deliydi. <laughs> Bunu bir tevkif ettiler. Bir geçmiş olsun diye gittik bu Mustafa Kemal'le ilgili birkaç sözden. Size dedim ya çok insan nefsani tatmin için bir şey ortaya atar. O da Mustafa Kemal'e <laughs> tarlıyla alaka çekmek, benliğini tatmin etmek istiyordu. Evine gittik rahmetli Yüksel'le. Bir de bir bizim memşeri yazıcı var. Nedir onun adı? O evdeydi. Bu diyor ki devletin ideolojisi olmaz. Devlet tebanın malını, canını, ırzını bilmem nesini korur. Beş tane vazife sayıyor. Devletin vazifelerinden hmm. Bundan ibarettir. Peki Müslümanların devletinde İslamiyet devletin ideolojisi değil midir? Hayır. Müslümanların ideolojisidir. Şimdi Abdülaziz de aynı şeyi söylüyor da cevap vereceğim. Diyor ki Hazreti Peygamber'in kurduğu devletin adı bile yoktu. Hiçbirinin adı yoktu. Bu adlar sonradan konuldu. Selçuklu Devleti kurulurken biz Selçuklu Devleti diye devlet mi dedi. Devletini kurdu. Selçuklu ailesinden dolayı Selçuklu Devleti dendi. Anadolu'daki Selçuklu Devleti'ne de Rum Selçuklu Devleti denildi. Anadolu diyarı Rum. Yunanlılıkla alakası yok. Anadolu'daki Selçuklu Devleti namına bu dendi. Hamdaniler biz Hamdani devleti mi kuruyoruz dedi. Osmanlılar biz Osmanlı devleti mi kuruyoruz dedi. Sonradan milletler arası münasebete geçince çoğunu düşman isim verdi. Devleti Osmanlı'ya bilmez. Sen de benim zaten. Benim gençliğimde Nurcular Nurcu adını Süleymancılar Süleymancı adını reddediyorlardı. Ne demek biz risale de Nur talebeleriyiz? Ne demek biz Süleyman Efendi'nin talebeleriyiz? Ama ehli küfür Müslüman diye hücum etse herkes alınacağı için bir zümreye hedef göstermek için bu adlarda inat etti, bunlar da yerleşti. Şimdi sen nasıl Süleymancı adıyla Müslüman adı sana yetmiyor mu diye ad alıyorsun. O halde bu bir dindir diyor Ömer Örgüt. Mel'unu melain. Lanetullahi aleyhim. Lanetullahi melaike. Gitti ahirete. Herhalde ya leyteni küntü türaba diye bağırıyordur. Ne olaydı ne olaydı taş toprak olaydım da bana hesap sorulmayaydı. Melun bir de şeyhmiş. Süleymancılık din, nurculuk din, refahçılık din, ışıkçılık din. Sen niye bir ayrı bir isim taşırsın diyor İslam'dan başka. Hayvan ol hayvan. Sen de bir tarikat <laughs> ismi taşıyorsun. Bu mantık doğru olsa mezhep de bir din olur, tarikat da bir din olur. Allah Allah. Sen niye bilmem ne oğulları diyorsun? Türk'üm de yetiyor. Sanki bir bütünün talih parçaları olamazmış gibi. Hasan Mezarcı bu kafada bir adamdı. Zırnana cahil müftülük yapmış. Sıradan bir imam hatip mezunu. Müftülük yapmış. E şimdi bir tahtası daha eksildi. Başka bir şey olmadı yani. Ben İsa'yım geldim. E yap o zaman İsa'lığını. İsa, İsa haçı kıracak. Sen Müslümanlar için de zuhur ettin. nüzül İsa hakkında İslami kaynaklarda belli esaslar var. Hazreti İsa Muhammedi olarak yaşayacak ikinci hayatını. Siz ümmeti Muhammed'den olmanın şerefini bilemezsiniz. Ancak ölümden sonra anlarsınız. Ümmeti Muhammed'den olmanın şerefine geçen burada bir vesileyle söyledim. Hiçbir ümmete nasip olmadığı peygamberin şerefi sebebiyle Beş büyük imtiyaz var bize. Hazreti İsa Adem vakasını İncil'de gördü. Adem cenneti gezerken melekler ona gezdiriyorlardı. Nurani bir yazı gördü. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bu nedir? Bu senin sülbünden gelecek en son ve en şerefli peygamberin kelime-i tevhididir. Mahya gibi. <laughs> ne olaydı ne olaydı ben bu yazıyı göreydim dedi her zaman. <laughs> Melekler Allah'ın ilham etmesiyle tırnaklarının baş parmağına bak dediler. Baktı ki ekran gibi burada yazılı. Öptü üç defa gözüne sürdü. Hatırlayın camilerde kamet getirilirken eşedenle Muhammeden Resulullah dendiği zaman insanlar tırnaklarını öper gözüne sürer. Ve onun bir ibaresi de vardır. Nurunla gözlerimi nurlandır. Ya Muhammed mahiyetindedir. Bu sözü Adem Aleyhisselam söylemiştir. Bu bilgiyi Hazreti İsa nasıl bizim peygamberimize geçmiş peygamberlerin hikayeleri ibret olsun ümmete diye nakledildiyse Hazreti İsa'ya da böyle nakiller vardı. Bundan dolayı niyaz etti ne olaydı ne olaydı ben o şerefli peygambere ümmet olaydı bunun için göğe kaldırıldı ve tekrar gelecek, haçı kıracak, kendine tabi olanlar Müslümanlığa davet edecek, Deccal'la harp edecek. Sen emekli milletvekili maaşını al, İsveç'e yat aşağı, ben İsa'yım geldim. Ey hoş geldin sabah geldin de ahıra geldin. Saraya değil. Akıl hastası. Allah ıslah etsin mi diyeyim? Allah sana tafiyetli versin diyeyim. Allah ne bilirse öyle yapsın. Af verilerek delirtildiği meselesi var. Usta ben ona da pek ihtimal vermiyorum. O da olabilir. Öyle bile olsa öyle bile olsa mazur değildir. Çok aleni bir şekilde söylediği için önü kesilmiş olamaz. Allah'ın seversen ne söyledi ya? Meclisten bana telefon ediyordu. Böyle diyorlar. Buna ne cevap vereyim? Buna ne cevap? Bir sürü kitap verdim. Sen ilim adamısın. Sen söyle. Ben bunu siyaset sahnesine aktarayım. Bir kitap okutturamadım ona. Arkadaş ilimsiz mücadele olmaz. İlimsiz mücadele kör dövüşüdür. Kaş yaparken göz çıkarsın. Kendi kafana vurursun kendi yumruğunu. O cahildi. Cehaletle mücadele olmaz. Eğer İslam'ı dava edecek bir adam olmak istiyorsanız bilgiyle mücehhez olun. İlimsiz mücadele olmaz. İlmin de azsa ufak yanlışlar içindeki adamı düzeltirsin. Senin bir hamam tası suyun varsa bir mendili yıkarsın orada. İşçi tulumunu bir hamam tası suyla yıkayamazsın. Sana kazanla su lazım. Bugünün dinden uzak olanları kirli işçi tulumu gibidir. Nasıl öyle bir tulumu yıkamak için çok su lazımsa o derecede İslam'dan uzaklaşmış olan da düzeltmek için büyük ilim lazım. Öyle az boz bilgiyle ben bir adam oldum diye ortaya çıkmayın. İddia Müslüman'a yakışmaz. Hakkınızı da bilin, haddinizi de bilin. Ne ezik olun? Ne ezik olun ne de mütekebbir. Benim anam okur yazar değildi. Nur içinde yatsın. Amin. Allah sizin ecdadınıza da rahmet eylesin. Amin. Filozof gibiydi. Bana derdi ki çocukken oğlum ne asi ol asıl ne yavaş ol basıl. Ne asi ol asıl ne yavaş ol basıl. Ama ben asılmadım ama asılma noktasına kadar asi olmaktan kendimi men edemedim. Çünkü mısır ekmeğiyle büyüdüm. <laughs> Allahu Azimüşşan teşrifinizden dolayı. <laughs> onu hatırladım da durdum. Teşrifinizden dolayı bana bir takım hak ve hakikatleri söyleme fırsatını verdiğinizden dolayı. Hepinizi ve sizinle birlikte hahişkar bir surette ekran başında dinleyenleri de İslam'ın galebesinde pay sahibi kılsın inşallah. Amin. Emekleri sepkat edenlerden kılsın. İslam'ın galebesini hem görenlerden hem gerçekleştirenlerden eylesin. Ecdadınıza rahmet eylesin. Amin. Cümlesinin günahlarını afu mağfiret eylesin. Amin. Neslinizden kafir, zındık, münafık getirmesin. Neslinizi iman ve İslam üzere ifka eylesin. Amin. Esselamu Aleyküm. Osman